arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok heyecanlıyım bugün. Aramızda inanılmaz insanlar var. Tanımıyorum çoğunu ama. Bekar gelen varsa bu gece bu işleri çözeceğim. İşim pozitif bugün yani. Şuradaki abla çeksin videoyu. Oraya kadar görüyorum abla, öyle. Ya işte Allah vergisi. Arkadaşın benim. Bırak şimdi seyirci neyle çekiyorsa çeksin ya. Ya çekmesin, eğlenelim, burada eğlenelim. Ben sonra diyeceğim ki 45'li dakika gel beraber çekelim, hep beraber çekelim. Ya diyeyim. Biz ondan daha güzelini çekiyoruz. Bizimki yayınlanacak, merak etme. Ha öyle mi? Çek ablasın o zaman. Evet. 12 kamerayla çekiyoruz. En güzelini yayınlayacağız. Göreceğiz. Ne biçim hareketler? Sen talk show yapmayı bilmiyorsun. Böyle evet. Ağız burun hareketleri, bir şeyler, ağız burun değil, ışık gözüme giriyor. 30 kilovat ışık var. Ben ne yapayım kapat yani? Kapat ışığı yönetmen. Aç kapat perdeyi. Herkes soyusun. Rahat, biz bizeyiz ya. Lütfen. Bu eviniz gibi böyle herkes. Bak ya. Hazır hissediyorum. Bugüne kadar bana yapılması gereken ödemelerle yapılan dekor. Ve altın kafalı mikrofon. Ama ses çıkmıyor. Yok. Çağır Mini'yi. Minik huzurlarınızda. Nereden? Şuradan bir yerden çıkacak çünkü her yerden sığamıyorlar. Ah, güzel işte. Hemen. Hemen. Hadi. Aa, salağa bak. Sana diyor. Evet, ona diyorum bu sefer. Sen niye gittin oraya oturdun? Yavrum taş çeker oradan. Vrik olursun. Arkadaşım buna yer tayin et. Bundan sonra sen kaymakamlıkta oturacaksın. Hayır. Kostüm gereği falan. Şuna baksana. Öyle değil İlk ya. Meclisin şurada, açılışı gibi ya. Şurada yer tayin et ona. Efendim? Yer tayin et burada ona. Sen burada istediğin yere otur ya. Baktın mabat nereye sığıyorsa oraya otur sen. Peki. Seni yerim ben. Nereye istersen otursan ya. Kurban oldum. Arkadaşım. Hazır. Mevzumuz talk show. Evet. Lütfen ve rica ediyorum bu sefer bir talk show yap ve gelecek konuklara sorularını sor. Konuk mu gelecek? Alayım mı? Seyirciden mi alıyorum? Hayır. Bekar şimdi mı? Şimdi mesela bak şey... İspat et bekar olduğunu. He? Çok sinirliyim şu an. Evlensinler mi hemen? Arkadaşım. Evli alayım be. Şimdi bekar mekar emniyetten gelirler. Arkadaşım. Bekarlarla ne yapıyorsun diye. Sen ne içtin? Vallahi enerjiyim. Ne içirdiniz lan bana içeride? Suzan o soğuk çayı ayağına sen ne verdin bana? Çok güzel, devam et. Hazır hissediyorum. Gerçek konuklarım var. Karı koca çağırdım. Evet. İkisi de sanatçı. Müzisyenler, verin müziği. Çağır, anons et.
Müzik. Hayır. Sanatçılar al git al gel arkadan. Konuklarım. Evet. Bilmiyorum ki ben kim geliyor bilmiyorum. Konuklar. Konuk mu gelsin? Nerede? Yok gelemem. Ya git bir sesler. Ha, evet. Hoş geldin. Güzel. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Evet, merhaba. Şimdi konuklarımızı burada evlendiriyor muyuz? Hayır, onlar zaten evliler. Evliler, oradan yırttık en azından. Evet, şimdi çok heyecanlı bir şekilde... Ya niye, ne kadar iyi ettiniz de geldiniz yapsayım niye diye. Niye geldiniz ya? Heyecan! Heyecanlı göreyim sende. Heyecanlı geldiniz yani. Sende bir heyecan. Hayır. Arkadaşım, sen de içinde heyecanı hisset. Aa, İki dakikanızı rica edeceğim. Arkadaşım! He? Şimdi önlerinde heyecanı çıkarmayayım burada. Hayır. Sen göğsünde böyle heyecan hissedersin. Ben mi göstereyim? Bir heyecan göster ne olur ya. Evet. Mesela sen görmüşsün bunu heyecanlanmışsın gibi. Ben... Hepiniz çok heyecanlı. Çok heyecan. İyi ki gel. Ben tanımadığım için kibarlık yapıyorum ama yani saygısızlık da etmek istemiyorum. Fakat şey yapacağım şimdi. Gerçekten karı kocalar ve ben ağırlıyorum onları şu an. Gerçekten büyük sanatçılar. Sen tamam. Geri zekalı olduğun için kimseyi tanımıyorsun. Estağfurullah. Benim takip ettiğim sektör gizli olduğu için... Ne kıymetli isimler sayıyorum, hiç bilen yok. Arkadaşım. Hazır, efendim hoş geldin. Gerçekten hoş ne kadar mutlu ettiniz, geldiniz. Biz de ve tekrar bekliyoruz inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşım ne yapıyorsun? He? Al oturt oraya. Lütfen buyurun. Nasıl arzu ederseniz, nasıl rahat ederseniz ben içerideyim. Bir şeyler içeceğim. Hayır, masaya otur, kartını al, sorularına başla. Evet. Masaya derken masanın arkasındaki şeye otur. Şunu 10 senedir öğretemedim, masanın arkasındaki şey. Adı aklıma gelmiyor Seyli. Gelmez evet. Gelmez. Otur. Heh. Efendim hoş geldiniz. Konukla mikrofon. Aa, mikrofonunuz var. Var biz hazırız. Bana 6. ay taktılar mikrofonu yemin ediyorum. Evet. İyi ki geldiniz gerçekten. Sizleri aramızda görmek güzel olsa gerek. Çünkü ben hakikaten tanımadım bilmiyorum. Arkadaşım. Yani. Arkadaşım. Bir de burada ne halt ediyor yani bir şey yazmadığı şey. Ben o zaman bildiğim konulardan soracağım hocam. Bakalım evlilik neler barındırıyor? Nereye gidiyor? Evet. Evet, gerçekten bu arada sizi gördüğümüzde çok memnun olduk. Ne kadar oldu evleneli? Oo, çok oldu. Ne kadar? Bence şu an bile bir boşanma sebebi zaten. Hocam bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani hanım böyle üç, bir şey... Üç yıl, doğru söylüyorum. Üç. Güzel, doğru. Buradan ben yırttın. Ben denedim. Üçü hatırlıyorum. Neyi denedin? Üç yılı hatırlıyorum. Üç yılı hatırladın. O aradaki kayıp yıl... O burada duruyor. O çok güzel olmuş ya, gerçekten. Mutlu bir birliktelik olduğu kesin. Evet. Beş yıldır beraberiz. O zaman çok mutlu olduk, görüşmek üzere. Arkadaşım. Bir şey çıkmıyor. Evliler, daha ne yapayım? Tamam. Bekar olsalar ne zaman evleneceksiniz, düğün nasıl olacak? Konu bitmiş. Sen merak etmiyor olabilirsin. Ben etmiyorum. Vatandaş merak ediyor. Fettah Can'la Cansu nasıl tanıştılar, ne yaptılar, evlendiler. Evet. Tamam, evet. Bir de şey, bombayı bilmiyorsun sen esas. Efendim? Tahmin et. Ne olmuş olabilir aralarında? Biz de biliyoruz şu an. Konuşabiliyor muyum? Tabii. O kadar rahatsız yani. Sıkıntı İki yok. Çocuk var. İkiz. İkiz misiniz? Hayır. Ulan gerizekalı şu talk show'u başlat ve sorularını sor. Evet. Gerçekten ikiz çocuklar mı var? Evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Tıp atıp aynılar mı yoksa hani biri anneye benzer biri babaya? Yok Allah'tan kız bana erkek Fettah benziyor. Ay süper. Ne, Allah kaderlerini güzel yazsın. Ne zaman karar vereceksiniz hangisini saklayacağınız da? Çünkü ikisi ağır yani. Evet. Belirli bir süre kullanırsın bakarsın bu daha iyi bu kalsın. Aynen. Öbürü o tarz. Bakacağız işte. O böyle, güzel. Bir yıla kadar öbürü... karar vereceğiz ona. Çok güzel. Çok büyüsün böyle bir blue çağına gelsin ona abisinden hediyeler bir sürü. Benim şurada DVD'ler var. Arkadaşlar gel buraya. Neyse sonra ben eve yollayacağım. Eve yollayacağım sizi. Çok güzel. Betamax'tan aktardığımız. Arkadaşım. CD'miz lütfen o. Bak. Öncelikle... Bahçıvan'ın siyah çorabı. Evet. Öncelikle şu yanaklarına kadar ayrılsın. Evet. Devamlı gülümse ve şey sanatla ilgili şeyler sor. Sanatla evliliği karıştırarak sor. Sanatla evlilik karıştı boku çıktı. Yani değil mi? Çünkü o bambaşka evet, iki şey. Evet. Sen rahatına bak lütfen ya. Bu enteresan. Böyle para kazandığını ilk defa gördüm. Geziyor, çayını içiyor. Evet, çayımız var, çorbamız enteresan. Var. O zaman misafirlere de bir çay yaparsan miniyim. Şimdi evlilik sanata engel mi? Diye ortaya atayım. 20 dakika içeri gidiyorum. Arabayı yıkatıp geliyorum. Zaten değil mi? Aynen hocam? Öyle bir soru. Nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Tam oradan başlarsan... Hemen şuradan başlayayım. Bence engel değil. Değil diyelim.
de aramız bozulmaz. O bu içli olmuyor. 20 dakika sürer program, söyleyeyim. Kalkar gideriz hiç trafiğe kalmadan. Arkadaşım. Yok, değil değil. Mevzu açıcı soru soramıyorsun mevzu. Ki. Mevzu. Mesela belki... de ki ilk gördüğünde ne yaptın? Sor. İlk gördüğünde ne yapmışsın? Hanımefendiye mi? Ben mi? Sahnedeydim ya ilk gördüğümde. Siz sahnede mi tanıştınız? Ben sahnedeydim. Cansu organizasyon yapıyordu. Ben bir şarkıcımıza eşlik ediyordum sahnede. Gitar çalıyordum. Yenge çok özür diliyorum. Evet. Şuradan sivri şeyleri kaldıralım da. Ondan sonra ben sahnedeydim. Cansu da organizasyon yapıyordu. Yani o günkü konseri organize etmişti. Öyle tanıştık. Sonra epey bir süre görüşmedik. Sonra direkt öpüştünüz falan. Aynen öyle. Çok güzel, güzel ben de öyle kullanırdım. Çünkü aradaki zamanı çabucak kapatmak lazım. Evet. Ben de öyle yapardım. Arkadaşım yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Cansu organizasyon yapıyordu. Fettah bir sanatçıya çalıyordu. Evet. Evet. Nasıl tanıştılar? Şimdi Fettah Bey bir oradaki gruptaki bir kıza yazıyormuş. Organizasyonda hanımefendi yapıyor. Cansu Hanım yapıyor. Tamam nasıl karşılaşmışlar? Fettah Bey'den hoşlanıyor. Ama ben bu oyunu bozarım diyor. Kızı kovduruyor. Fettah Bey'i alıyor. Aslında... Konser iptal. Aslında çok anlatılacak bir şey de değil çünkü ben o gün bir kıyamet... En sevdiğim şeylerdir o anlatılmayanlar. Evet, kıyamet koparmıştım o gün. Hayır, o yani evet. Bir sound check... Yayınlanacak mı bu anlatacağımız? Konuşamayacağımız konu yok. Özellikle... özellikle Boğa Burcu için yaptırdığımız... Onu kaldır oradan. Pislik. Evet. Özür dilerim. Sizler özür dilerim. Cansu, Fettah çok özür dilerim. Şimdi başlayacak. Tamam. Şimdi evet, şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor, evet. Şimdi. Ben o zaman ben şey olarak yaklaşayım onlara. Evlilik danışmanlığı olarak da yaklaşabilirim. Süper fikir. Aa, oldu, evet. Tamam. Ama bugün değil, bugün biraz yoğunum. Arkadaşım. Tamam, bugün. Bugün. O zaman diyelim ki yeni evliler evet. Hem evliliği sorgulama çağı hem de çocuklar doğmuş alabaşta yeni. Tabii o da bir yük. Kim büyük? Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı ya? Çok özür diliyorum gerçekten. Kendisi belediyenin bize bir kaktırması. İşte bunu alırsanız vergiden düşeriz falan gibi. Çal lütfen ya. Tam da cüsseye uygun ya. Sen o senin serçe gitarın mı? Arkadaşım çok iyi fikir buldun. Çok iyi. Minik sen koltuğun öbür başına geç otur çal onu. Çalarken Fettah rica ediyorum. Sen sanki bu bizimkisi evlilik danışmanıymış gibi. Evet danışın. Çözemediğiniz bir şey varsa kesin çözer. Garantili. Var evet. Binlerce örnek DVD'm var ya. Arkadaşım. Evet 3-2-1 buyurun. Bence Cansu sorsun ya öyle şeyleri. Ben şimdi çok arada kaldım. Çözemediğimiz ne var onu soralım. Şimdi evlilik zor bir müessese. Yani insan bazen çözemediğini bile kabullenmek istemiyor. Neden? Çünkü çözemediğim demek insana koyuyor. Onu bile bulamıyor. Evet, onu bile bulamıyorsun. Evet. Yani ben bunu çözemedim, ben bunun altından kalkamadım ve hepimiz bunu yaşamışız. Şimdi... Abla siz orada kimi arıyorsunuz? Sürekli o taraftasınız yenge. Ha ben... Ben de ablayı bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? O ne? Beğendin. Onu çaldın mı beğendin? Aşağıda olan biteni mi? Kimse konuşmuyor. Bu akraban mı oğlum? Bu akrabaları toplayıp getirdi buraya. Kimse konuşmuyor. Arkadaşım. Konuşmayın da... Evet Cansu'yla konuşuyordun. Tam başlıyordun. Evet. Allah. Oo. Aa. O kötü oldu Prodüksiyon işte. Prodüksiyon ha. Sennheiser. Tamam bir 13 bölüm daha imzalarsın bedava. Evet. Şunun için. Evet. Evet buyurun. Benden mi başlayayım? Evliliğin gerçekten sizi zorlayan yanı ne? Bizi zorlayan yanı benim için çok yok. Hatta hiç yok. Ne kadar kısa ve net. Ne kadar yalan değil mi bu? Vallahi yalan değil. Gerçekten biz de yalan değil. Hakikaten zorlanmıyorum. Bizde mi yalan? Bilmiyorum. Öyle mi oluyor? Tamam öbür ablayı alalım. Ya. Arkadaşım. Yalan söylüyor. Hayır onlar... Gerçekten öbür bir tane sarışın vardı içeride. Ya. Senin öbür geldiğin abla nerede? Zorlansak. Hoppa. Ortalık karışır. Yok yok. Zorlansak niye evlenelim zaten değil mi? Biz evlenmeden önce çok zorlandık. Hocam sen koşar adım mayına gidiyorsun ya. Ben önüne geçiyorum ama illa sağdan soldan sıyrılıyor. El bombam cebinde böyle yutacağım biraz. Evet. Rahat ol rahat bir şey olmaz. Ya aslında... Ya 05 Nergis'e bak. Bir omuz aşağı inmiş. Adam nasıl rahat olsun? Korkuyor adamcağız senden. Yok yok. Niye korkuyorsun Bir dakika dur. Ya aslında şunu söyleyebilirim. Gerçekten lütfen. Biz
10. yılımızda neredeyse evlendik. 9 yıl bitiyordu. O yüzden hani 9 yıl boyunca edebileceğimiz bütün kavgaları ettik sanırım. O yüzden evlendiğimizde kavga kalmadı yani. O yüzden evlenmenin şartı mı kavga etmek, sorsana. Sordun, artık duydunuz herhalde. Ben bir daha... Bence tabii. O besler ya. Beslemez yani. Neyi besler? Evliliği besler kavgalar. Yok canım, ne alakası var ya? Ne 24 besler? Saat öpüşmek var, arada bir kavga etmek var. Hangisini seçersin? Ben seçtim. Ben, o zaman ben kaçıyorum. Tamam. Arkadaşım! Bu ne yapıyor? Ya enişte bu ne yapıyor lütfen ya? Ya onun çalması lazım. Ya bunun da serbest meslek makbuzu var, benim de ya. Böyle bir eşitlik olur mu yani? Ya bir şey vergi dilimiz aynı. Sen talk show yapamıyorsun, bu talk show'a müzik ya çalamıyor. Ya bu ayakta duramıyor. Kim? Minik! Ne içtiniz siz içeride? Ben bir şey yapmadım, o gitti bunu koydu. Onu da devirdim zaten. Yine mikrofon bana patladı. Arkadaşım, soruyorum. Çok egzantrik bir şekilde soruyu sor. Sanki o kağıtta dünyanın en önemli şeyi yazıyormuş gibi davran. Şimdi çocuk sahibi olduğunuz gün... Evet. ...tam olarak bir anne ve bir baba olarak ne hissettiniz? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ya yani bana soruyor. Müthiş bir yaklaşım. Gerçekten. Adam bana... dili tamam tutuldu şu an. Neyse. Babalık anahtarım açılacak yeri buldu. Böyle elinde geziyordum baba olduğumda açmak için anahtarı. Evet, Fethan ben çok oradaki benzetmeyi anladım. O bir dönem hepimizin başına geldi. Yani o genelde halalar, teyzeler falan uyarır evde onu. Evet, o açma. Evet. Komşular ya böyle. Vallahi işin şakası bir ama ben böyle çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ya. Çok büyük bir mutluluk yaşadım yani. O ameliyat sırasında da oradaydım. Al bu bir, al bu iki dedi. Böyle çok geçirdim. Doktorumuz öyle yaptı yani. Doktorun direkt bebekleri sana vermesi de ayrı bir bilinçsizlik değil mi yani? Saçma bir şey değil. Al bunları sebzeliğe koyun çabuk diye. Ben ilk defa duydum bunu. Sen mesela endişelerin oldu mu? Bu çocuklar benden mi falan diye? Yok ben çok... herhalde tuhaf bir insanım, anlamadım da. Hiç olmadı. Hala da yok. Çok benden rahatım. Mi bu çocuklar diye bir şüphen oldu mu? Yani kızı görünce olmadı. Oğlanı görünce biraz oldu da. Bir baktım ikisi de aynı anda çıkınca şüphelerim. Yani senden doğmasına rağmen benden diye şüphe ettin. Sen emin misin bu ilişkide? Eminim. Yani çünkü dünya tatlısı bir insana benziyorsun. Ben her an... Eminim. Eminsin. Olsun. Allah sabrını da verir. Yapacak bir şey yok. O zaman küçük böyle bir ne bileyim ben... yatıştırıcı, sakinleştirici bir şey getireyim size. Değil mi? Başka türlü yürümeyecek bu iş. Çünkü. Arkadaşım terapi yapacağım dedin. Terapi falan. Onlar seni terapi yapıyorlar. Efendim? Onlar sana terapi yapıyorlar. Biz çok mu sakiniz ya? Evliliklerinde hiçbir sorun yok. Gayet mutlular. Evet, maşallah evet, çocukları var. Süper. Her şey çok iyi gidiyor. Arada aramızdaki en salak sensin. Ya gitar ile uyuyor. Arkadaşım onu konuşmuyor. Konuşan sensin burada. Ne güzel bir şey ya. Ne kadar güzel yırttın sen ya. Ağzını açma. Hiç başın belaya girmiyor yani. Bak olan bak bana. Bak. Çok acayip bir soru geldi aklıma. Sanki senin sorunmuş gibi soru. Hadi tamam bakalım. Çorlu'ya gittiniz mi? Soru buyur. Hayır. De ki ilk yaptığın şarkı, ilk ona yaptığın ilk şarkının ilki. Dört defa ilki diyeyim arada değil mi? O anki ilk. Onu sor. Evet, var mı öyle eşinize yaptığınız şarkı? Yani yazdığım şarkıların içinde onunla alakalı bir sürü olan şey var ama... ...Cansu'ya direkt bu şarkıyı sana yapmadım. O diğer manitalara yazdım, onlar güzeldi ama. O da bana yapmadı öyle bir şey. Öyle mi? Tabii. Yani sayılır. Evet. Bir Yalanlar Cumhuriyeti'ne yazmıştım. O da Yalanlar Cumhuriyeti diye bir şarkı yazdı. Bence kadın malı gözünden tanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Burada şarkı sözü yazarından öte... Arkadaşım, karısı kocasına Yalanlar Cumhuriyeti diye şarkı mı yazmış? Evet. Bence hatta şarkıyı... O şarkıyı da şöyle oldu. Cansu okuyacaktı ilk. Ben bir demo yaptım. O kadar kötü bir demo yaptım ki. Ben bu şarkıyı okumayacağım dedi. Sonra şunu kendime, şöyle yapacağım. Özür diliyorum. Ha, yaşa. Yok şöyle çevireceğim biraz. Evet yaşa. Okumayacağım dedikten sonra kendime bir demo yaptım. Çok tamam. Güzel oldu. Sonra ben albümde kullandım. Kullandın onun şarkısını. Yani, kaç para verdin? Hiç. Vermedi mi? Ve sen bu konuda efkarlısın. İşte evliliğin sorunu bak hatırlamadım. İlk başa dönelim. Demek ki sorun var. Bulduk. Nereden baksan? Al şarkıyı, verme parayı. Sahnemde rahat oturamıyorum. Neydi ilk soru? Evlilik sanata engel oluyor. Engel olabilir mi? Evet. Oluyor. Oluyor. Maddi dedi. Açıdan oluyor. Ha maddi açıdan. Tabii. Sanat yapmanız engel olmuyor ama. Ya, evet, ona engel olmuyor da sonucuna engel oluyor. Şöyle, yazıyorum. Okuyor. Para mı vermiyor? Para vermiyor. Ama hadi bedavadan çalıyor. Evet. Ne bileyim, bir böyle hediye olur, bir saat olur, bir...
Tek taş arkadaşım olur. Bu konuda Cansu'nun bizden beklentisi ne? Tek çocuğu dövelim mi, ne yapalım? Tek taş bekliyor. Ben bu kadınların tek taş kapan olayını anlamış değilim ya. Niye? Ya tek taş hani satsan bir kıymet yok. Alırken donuna kadar alıyorlar. İhtiyacın olsun satmaya kalk 3 kuruşa gidiyor. Sen ne zaman tek taş aldın lan? Ben sana 5 kuruş vermiyorum. Ben tek taş aldığımı söylemedim. Tek taş bile böyle. Düşün çok taş alanları. Tamam şu bir şey söyleyeceğim. Şu yalanlar cumhuriyetini çaktırmadan söyletsene. Hayır sen değil. Ha, ben değil. Çaktırmadan lafı oraya getir. Ha, bu, söylet ona evet. Diyelim ki çocuklar büyüdü. Söylesene şu şarkıyı. Bence hiç anlamadı, beklemiyordu. Mikrofonu vereyim mi? Çaylı hem de. Arkadaşım ya. Ver ha? Mikrofonu. Hemen sallama, sallama. Birisi de gitarı versin. Gitar ister misin Fetha? Vallahi olur, olmaz değil. Müzisyen, mal gibi adamın yanında oturma. Kalk oradan. Gerçekten, söylüyor musunuz? Gitar yok da... Var gitar, şimdi getiriyorlar. Gitar gelirken sen bir şeyler yap, sahneyi doldur. Herkes arkasında. Sahneyi doldur ne demek ya? Böyle saçma şey görmedim gerçekten ya. O gitar gerçek mi aman ya? Aman o ne ya? Arkadaşım, yavaş. Arkadaşım. Fetha elinden tutup öbür tarafa geçirir misin? Ha öyle mi? Lütfen yanına. O zaman giderken yolda konuş. Ben orada ha, yolda ikna et yani, onu. Yani evet. Zorluyormuş gibi de olmuyor ama gerçekten yok, çok bahtiyar oluruz söylersen. Ha ben de mi geçiyorum? Altınım altın ama yalan. Ses buyurun çıkmıyor bundan. Geldim. Yenge gel ya gözün seveyim. Biz bizeyiz ya. Yürümez, yürümez. Mümkün değil, yürümez. Ben bundan duyuyorum. Biraz daha. Biraz daha. Ben çıkıyorum. Hayır. Yok, ben çıkıyorum. Ben. Arkadaşım, bir sohbet ortamıymış gibi yap. Dur orada. Vadesi doldu seni beklerken ümitlerimin en vazgeçilmezi olmuşsun sevdiklerimi. Dile kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimi. Kapandığım odalara seni bekledim de bekledim. Hani bir gelsen taş mı olurdun? Ne mübarek bir ara bir sor hatırım varsa aç. Öldü ölecek. Sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Kendime bir yer bulurum. Vadesi doldu seni beklerken ümitlerimin en vazgeçilmezi olmuşsun sevdiklerimin. Dile kolay ne yapsam geçmek bilmez hayallerimin. Kapandım odalara seni bekledim de bekledim. Hani bir gelsen taş mı olurdun be mübarek. Bir ara bir sor hatırım varsa aç öldü ölecek. Sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hem sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Kendime bir yer bulurum. Son kez söyler miyiz? Sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi ol zaten ben en kötü olurum. Yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Kendime bir yer bulurum. Çok merci. Teşekkür ederiz. İşte böyle.
evlilik dediğin şey yalanlar cumhuriyeti. Ben sözleri dinlemedim. Hani mutluyduk? Sözleri dinlemedim ama yan yana güzel duruyorsunuz. Bence tamamdır. Sözleri dinleyemiyorum. Çünkü çok anlam yüklü oluyor. Sonra çok, gece çok, oturuyor çok, içime böyle düşün, şey. Refri gibi sonra oluyor bende bu tarz sözler yani. Refri. bakıyorum ne kadar güzel yazmış diyorum. Ben niye böyle düşündüğümü böyle yazamadım. Buradan böyle yukarı doğru geliyor bende yani. Refri gibi. Evet. Arkadaşım. Arkadaşının buyurun. Arkadaşım şeyi sor. Mesela kıskançlıkla ilgili bir şey sor. Kıskanıyor peki, musunuz beni? Ay, bizim... Hayır. Öyle değil, pardon. Onlar aralarında olabilir. Evet. De ki karınızı en kıskandığınız anı anlatsana de. Sen niye sürekli beni... Bu, niye biz beraber mi satılıyoruz? Yani niye öyle şey yapıyorlar? Şuramda bitiriyor adam. Şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş sorarak git. Soru bittiği anda şeyin Fettah'ın yanına oturmuş ol. Ve egzantrik bir oturuş yap. Evet. Biz niye yani beraber mi satılıyoruz biz? Niye beraber? Hayır o da değil ya. Ha. O deminki soruyu sor. Ha, özür diliyorum çok. Özür. Yapması imkansız şeyler yapıyorsun. En kolaylarını yapamıyorsun. Evet, düşün. Evet. Evet, müzisyen sen de bir şey çal Allah'ın aşkına. Lütfen çal, lütfen ya. Evet. Lütfen bir şey çal ve yakalan ve içeride yat yani birkaç sene. Evet. Hazır hissediyorum kendimi. Başla kıskançlıkla ilgili soruyu soruyorsun. Gir. Evet. Diyelim ki Fettah Odessa'da... iki arkadaşıyla beraber... Arkadaşım! Arkadaşısın. Yeniden gel. En az üç kere kendi ekseninde dön soruyu sorarken, tamam mı? Evet, şimdi gel sor de ki sebep? Karını en kıskandığın anı anlat de. Evet, 3-2-1 buyurun. Karını... İki dakika kusup geliyorum. Arka arka yaparsan olmaz tabii. Ara ara yapacaksın. Böyle ara bir gitti ara geldi. Şu balkon böyle bir yattı falan şey oldu. Bir de oradaki ablanın telefonu hala böyle gidip geliyor. Ameliyatta olsam telefonu hissediyorum. Evet, şöyle bir şey soracağım. Ben hanımefendiye mi soruyorum, beyefendiye mi? Beyefendiye soruyorsun. Eşinizin... Hanımefendiler kıskanmaz, beyefendiler kıskanır. Al, ha. Evet, hazır hissediyorum. Ne yaptın? Ha? Sinek vardı, onu yakaladım hemen. Tamam. Aradan çıkmıştır diye de tedirgin oldum. Evet, bekar gelmiş bir bayan. Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet, tamam. Sor şunu, hadi. Hazır hissediyorum. Şimdi Fettah Bey, şunu soracağım. Şimdi tabii ki de medeni, modern bir evlilik. Allah mesul etsin ve daim olsun. Eşinizi kıskandığınız oluyor mu? Arada olur tabii. Ne yani olur? Nedir? Kıskanma sebebi nedir? Şimdi kimi kişi eşi çok güzel diye kıskanır. Başka insan da ona o gözle bakar diye. Yani güzelliğine bakar. Kimi insan zekası, kimi insan işte anneliği, kimi insan bunu bir paket olarak düşünür her şeyi. Kimi insan da hay paket derken bu bir komple hepsi bir aradadır bir bayanda. Ondan mütevellit. Sizinkinin sebebi bu cibesi nedir? Ben aslında İyi dinle bunu. Yani böyle zekasını gerçekten kıskanırım bazen. Her zaman değil ama ben o mesajı aldım yani. Ya, tamam bence anlaştık ama ben anladım. Ben daha fazla sorum yok Sayın Yargıç. Ama şey değilimdir hani böyle kıskanç erkek modeli bir adam. Yani can sıkıcı çok... kıskançlık yoktur. Yok yok. Ha. Yok, yok. Ha. Evet. Peki çok kıskandığını güvenirim. Söyler misin? Çok güvenirim. Bana mı güveniyorsun? Sana güveniyorum. Hayır kıskandığını söyler misin? Ya, söylerim tabii. Vallahi kıskanıyorum şu an. Öyle söylerim. Mi? Evet. Süper. Vallahi kıskanıyorum da. Ay ne kadar hoşuna gitti ama sen de bunu git arkadaşlara evet anlat. Bırak hemen anlatırım. Hemen. Arkadaşım şimdi Cansu olur. De ki onu kıskandığın an kafasına ne vurmak istersin? Sor. Belki o bana niye öyle sorular buraya böyle vurmalı vurmalı kırmalı? Belki de vurmuyordur. Arkadaşım sen soruyu toparla da sor. Benim sorduğum şekilde sorma. Şimdi diyelim ki siz eşinizi kıskan. Belediyeden. Evet, o an gerekiyordu. İnsan televizyonda böyle madara ama edilir mi? İlk keli silinir mi insanı ya? Yani gerçekten... Bence dağılalım artık ya. Şu saatten sonra kuş tutsam bir şey olmaz ya. Gözüme ilk çarpan o. Benim o tüme ilk çarpan ne? Onu... Teşekkür... Ben onu işimi yapabilir miyim? İzin verir misiniz? İşin insanı rezil etmekse teşekkür ediyorum. Yani burada bütün benim karizmanı şey ettin ya. Küçük dilime de alırız. O da çok da... ya bayağı şeyi... Diş kemiğini kırarak... Bu mesela bu ben yoktu bende. Bastıra bastıra yaptım. Artık orası iltihap yaptı, şişti. Suzan. Git manasında söyledim. Anlamadın mı? Suzan deyince o oluyor. Suzan çok açık konuşuyordu. Şimdi çok özür diliyorum. Yarıda evet, kaldı çünkü... Kıskan, evet. Peki siz ne kıskandığınız zaman... Ne... Oo, ben mesajı aldım, tamam.
Soruyu siz, sor. Daha mı sersinizdir yoksa daha anlayışlı mısınızdır mesela? Ben biraz daha agresifim. Diyelim ki haldır haldır öpüşüyor biriyle. Yuh! Ne yuh ya? Böyle bir soru mu olur? Olmaz mı? Ki... Şey böyle soru yemin olur. Cevabı önemli. Vallahi onda bir şey yapmam. Yemin ediyorum yapmam. Yapma. Vallahi yapmam. Bunu da arkadaşlarıma söyleyeceğim. Ben nereye gideceğim ya? Kaç yıl? 10 yıl mı demiştin? 10 yıl. Vallahi hala inanmıyorsun şey yalancı olduğuna. Ya. Çünkü bir şey yapmam diyor. Gerçekten yapmam. Benimki ben de maydım. Ne zaman yaptım? Peki ben o zaman arkadaşım, arkadaşım sen mesela Fetha, Tolga'yla Cansu'yu kıskandırır mısın? Ya ben kıskandırmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorum. O kadar tahta yani diyorum. Arkadaşım sen Cansu'yu kıskandırmaya çalış Fetha üzerinden. Hadi. Bak kol düğmelerime bak. Çok özür diliyorum bu taraf için. Buradan ekstra 20 lira aldım. Bak değil mi? Arkadaşım doğru düzgün bir şeyler sor hadi. Onun üzerinden kıskandırdım işte. Hayır 40 dakika oldu daha doğru düzgün bir cevap alamadın insanlardan. Ya adamlar makul cevaplar veriyorlar şimdi bu zorlayıp da magazin şeysi yapmama gerek yok ya birbirine düşüreyim de onları ben şey ne yapayım yani adam. Arkadaşım seviyor, insanlar adam neyi merak edip de öğrendiler bu akşam Fettah Can ve Cansu ile ilgili? Tek tek sorayım mı insan? WhatsApp'tan evet. Mesaj atsınlar mı bana? Ay sence neyi merak edip öğren? Bence hiç koca bir sıfır. O zaman bana ne soruyor? Ne merak ediyor olabilir? Manyak ya bu. Bu böyle şeyleri seviyor ya. Herkes de onları seviyor zannediyor. Ya insanlar bakıyor. Aa karı koca anlaşıyorlar. Tamam ne kadar güzel Allah mesut etsin diyor. Bitiyor. Bu öyle değil. Olur mu? Kaz onların altını bakalım. Öyle bir şey yok. Mutlular ya. Öpeceğin sevişen bir çeşit. Peki tamam mutluluklarıyla ilgili bir şey sor. Mutluluklarıyla mi? Ha, mutluluklarıyla ilgili. Mesela Fetha karısı çok mutlu olduğu bir anda mesela ona hangi şarkıyı söylemek ister falan. Öyle, o tarz gir ha. Süperim ya. Vallahi ha. Fetha Bey mi karısı mı mutlu olduğunda? Fark etmez ikisinden birine eder, sor. Eder kadın mutludur o mutsuzdur. Niye şarkı söylesin kadına? Adam şarkı söylemek istiyordur. Kadın son derece sinirlenmiştir. Evet. Hayatım be çık bu evden git bitti. Adamın müzik hayatı da bitti. İkisi de mutlu. İkiniz de mutlu. O zaman şarkı söylemeye gerek yok değil mi? Şarkıyla vakit harcamaya gerek yok. Bence ben konuyu çözdüm. Şu an İkisi de mutsuzken o zaman sor. İkiniz de mutsuzken bir şarkı söyleyin ya. Şarkı değil de bu ara bizim en mutlu olduğumuz şey... ...çocuklar kaka yapınca çok mutlu oluyoruz bu aralar. Gaz çıkarınca çok mutlu oluyoruz. Onun dışında o mutlulukları da yaşadık. Zaten bir çocuk dünyanın içine sıçtı mutlu olan tek ailesidir. Ailesinden başka kimse mutlu olmaz. Evet. Gerçekten öyle. Önümüzdeki 3 yıl yaklaşık 1,5 ton bez topladıktan sonra tekrar konuşmak istedim seninle. Neyse ki şu an kola yırtılır bezler çıktı. Bizim aynen zamanımızda öyle onlar da yoktu. Cart, hemen. Biz hep bahçeyi yapardık. Ne yapıyordunuz bahçeye? Böyle çit. Arkadaşım ben niye senin mevzuyu hep kaçırıyorum? Evet. Siz bir muhabbetin içine giriyorsunuz ben hep dışında kalıyorum. Evet, böyle böyle. Hayır. Lütfen hadi. Ben mesela ben çok merak ediyorum ya. Mesela diyelim ki Cansu'nun canı çok sıkkın. Fetha onu mutlu etmek için ne söylerdi? Ha evet. Evet yani öyle bir şeyin var mı? Mesela anlarsın ya eşini. Aha evden girdiğin an dersin ki ooo bunun canı işte baldızla şey olmuş. Papaz olmuşlar. Ya da annesiyle takışmış. Efendim ne bileyim. Anlıyorsun yani. Evet. Ya öyle bir şey olduğunda dışarı çıkarız. Biraz daha eğilirsek zaten artık buradan çekecekler. Dışarı çıkarsanız. Yani genelde... Sen mi dışarı çıkıyorsun? Aa baktım tedirgin. Beraber. Ha onu dışarı çıkar. Canı sıkkın. Ama öyle bir durum değil. Yani lanet olsun ben bugün evden de çıkmam. Hiçbir şey... Hani vardır ya... yanlış anlamayın bunu. Kadınlarda öyle bir durum vardır. Var yani vardır. Ben bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Burada oturmak istemiyorum. Böyle boş boş durabiliriz. Var. Yani bir şey izleriz. Boş değil. O kadın için çok dolur aslında. Evet. Çünkü o orada kurar. Onu nasıl bitireceğini kurar ertesi güne kadar. O gizlidir o. O şeydir. Uyanmayın deriz biz ona. Cihan Harbi'de. Atılmıştır evet. O tarihte. 18'de. 2020'de patlar o. Öyledir o. Aynen kadın öyle. Böyle sabırlıdır. Var var. Biz erkek de daha getirirken patlatır yolda. Çünkü erkek öyle bir sabrı yoktur erkeğin. Oradan kaybediyoruz biz. Ne yaparız? Film falan izleriz ya. Öyle film. Ya. Var ben 2 tane DVD vereceğim. Arkadaşım. Dur. Yok. Ben onları almak için aslında. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben seyirciye bunu anlatamıyorum. Fetha rica edeceğim. Tolga kalk. Arkadaşım kalkın ikiniz de ayağa. Kim? Lütfen. Ayağa kalkın. Sağdasınız. Sen. Evet. Ben de mi? Evet Fetha sen yolda arkadaşımı görmüşsün. Karşılaşmışsınız. Evet. Eve gelmişsiniz. Cansu çok suratın asık. Tamam mı? Tamam. Çok canın sıkkın. Mesela ilk ne yaparsınız? Evet. Arkadaşınla sen de çok böyle neşeli misiniz? Bir şekilde gir içeriye. Lambırs diye dalın içeriye. Çok neşeli. Nasıl dalacağız?
Bak olay bir. Evin anahtarı niye bende? Ben anahtarı. Kim kimi kıskanıyordu? Bak. Evet siz... Cansu sen tamam, çok mutsuzsun. Çok mutsuzum ben. Siz de tamam. Bir o kadar mutlusunuz. Müzisyen Cansu'nun baldızı ol. Sen de dedikodu yapıyorsun. Of be. Adamın eve niye gelmediği belli. Evet, baldız Cansu, bütün aileyi temsil ediyor. Elinde, baldız gerçekten. Elinde mendil var. Gözyaşlarını silerek baldızı anlatıyorsun. Canın çok böyle sıkkın. Miyim? Evet. Mendil bu mu? Evet onunla da mendil siliyor olabilirsin. Evet. Ay. Evet arkadaşım siz çok neşeli bir şekilde girin içeri. 3, 2, 1 gir. Çok dertliyim. Keşke kapıyı açsaydık. Her yerim acıdı. Olsun değdi. Büyük kahkahalarla girin içeriye. Ay Fettan. Çok Fettan'sın. Peki bir şey diyeceğim. He? Ay baldızım sen baldıza bakıp... Baldıza bakıp kaçabiliriz yani, aslında. Bence de. Tekrar giriyoruz biz. O şey tekrar otur, evet. Hazır evet. Hissediyoruz. Cansu tamam, çok, suratını çok az, çok asık. En ya asık hali. Evet da, buyurun. Buyurun. 3, 2, 1. Buyurun gel. Son 2, 3, 1. Neyiz var? Baldız bu ne? Ay şu baldız tıraş olduğunda bayılıyorum ya. Yüzü çıkıyor ortaya. Kestik. Evet evet Fettah tamam. Fettah'cığım içeriye tamam, giriyorsun. Cansu'nun evet, suratı asık. İlk önce baldıza soruyorsun. Ama olayın olmayacağı tamam, baştan beri. Çünkü Fettah dedi ki... Fettah dedi ki... Hazır 3, 1. İki yok bizde. İki yok. Tamam tamam. Hadi, bir daha içeriye giriyorsunuz. Çok büyük kahkaha atıyorsunuz. Siz farkında değilsiniz. Cansu sen bağırarak uyandır onu. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Buyurun. Kim uyandırıyor bari? Aa merhaba. Baldız neyi var? Arkan döndü abi. Pardon abi. Buyurun. Pardon kimi uyandırıyordum? Cansu onlar seni görmüyorlar. Farkında değiller seni. Gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Ha. Coşuyorlar. Sen bir çığlıkla Fettah'ı kendine getir. Evet 3, 2, 1 buyurun. Biz de anlamadık ki onu ama. Biz de kadıncağızın başına toplandık öyle. Evet. Ben baldızın vücuduna bakıyorum. Ray Charles'ım çünkü ben. Arkadaşım şaka olsun diye kapıdan girmiyorsunuz. O kadar mutlusunuz ki şaka olsun diye camdan giriyorsunuz koltuğun arkasından. Camdan giriyoruz. Tamam şurada. Evet. Evet. Tamam buyurun. Lan burada mısın? Burası cam. Evet geçin sırayla. Evet başka yok. Buyurun. Camın anahtarı, camın anahtarı sende. Buyur abi. Uf. Kendi kapıdan girdi hain ya. Çok eğleniyorsunuz, eğlenin. Ay inanamıyorum yani herkese inat. Rocko filmi çekmiş ya. Aday adayı. Bence de çeksin. Tamam benim hala moralim bozuk. Fettah ne kadar güzel bir geceydi falan diyorsun. Ya çok çok eğlenmedik. İnanılmaz da gerçekten sağ ol. Aklında bin yaşa nereden düşündün bunu? Nereden düşündün? Öyle bir sinemanın hala hayatta olduğunu bilmiyordum ben ya. Arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş'taki kapandı. Onu biz zincirlediler. İnanılmaz ya. Gençliğim çok aklıma geldi. Evet Cansu aniden döner. Dön aniden Cansu. Nasıl dönmek bak ya? Kadın da mutlu oldu bizim sinemaya gittiğimizde. Onu da sırtından aniden... büyük kalktı. Arkadaşım Cansu aniden dönüp size baktığında... Hocam isterseniz çocukları evet, çıkaralım. Çünkü buradan sonra evet, hikaye oldukça çılgın. Cansu dönüp size baktığında ikiniz de koltuğun içinde küçülüp yok oluyorsunuz. Tamam, tamam mı? 3, 2, 1. Dön aniden Cansu. Allah be. Allah'tan zarif kadın ya. Hangi filme gittiniz? Bu hangi sahneyi hatırlatıyor? Arkadaşım şu film meselesini bırak. Bitmiyor. Tamam, bitmiyor. Ben Fettah, ben sen suratını istiyorum, görür görmez anladın. Gir mevzuya aşkım senin canını ne sıktı? Senin canın ne mi? Senin canını ne sıktı? Ha. Aşkım canını ne sıktı ya? Baldız mı? Abi. Kız biraz ona benziyor gibi. Allah muhafaza yani. Ben de ona sıkıldım işte. Merhabalar, nasılsınız? Görmeyeli... Yani görülmeyecek gibi değilsiniz görmeyeli. Niye görmemişim? Şu an onu ben de sorguladım. Düğünde biz var mıydık? Siz vardınız büyük ihtimal. Çünkü yani bize de yer kaldı mı? Siz, biz... Çok memnun oldum. Bir yastıkta kocayım.
arkadaşım. Feta yardım iste arkadaşımdan. Şey yardım iste. Ne konuda? Adam son derece sakin. Niye yardım istesin? Evet ben de onu anlamıyorum. Sen nasıl bu kadar sakinsin? Ya abi? Gerçekten mutlu bir evlilikleri var. Ya bozmaya çalışma abi, yani. Ya çalışmıyorum deli bozmaya. Ya, mevzu çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Bozmuyorum. Mevzu çıkarmaya evet, çalışıyorum. Evet yaşamadığım için oynayamıyorum. Evet. Evet Allah mesut sonra... etsin. Arkadaşım toparla. Toparla. Evet Allah'ın izni peygamberi kabile baltası istiyorum. Arkadaşım. Olduğu verdik, gibi. Verdik. Olduğu verdik, gibi. Verdik. Yani çünkü büyük ihtimal %25 imarı var. Değil mi? 14 kat... Arkadaşım. Arkadaşım. Hadi bir şey yap. Yapıyorum şu an belki. İyice bastırıyorum. Yanımda konuk var diye. Biraz esti çünkü bir yerden. Arkadaşım sen evet. Bana niye eziyet ediyorsun? İki tane konuk getirdim sana. Evliler. İkisi de şarkıcı. Evet. Birisi beste yapıyor, parasını alamıyor. Ne biçim bir mevzu var? Bir tane soru soramadın doğru düzgün. Hadi son. Hadi de ki. Aha da bu soru kimseye sorulmamış bir soru. Sor. Bu soru. Evet biz de çok gerçekten özledik. Gerçekten kimseye sorulmamış bir soru. Evet. Baldız aynı zamanda şaman. Değil mi? Şaman. Bunlar hangisi? Hangi anlama geliyor? Korkuyorum. Yanlış bir şey anlaşılıyor. Bir tanesi rock and roll, öbürü bilmem ne falan ya. Bilmiyorum bunları. Şimdi size gerçekten... Ver gerilimi. Ne? Gerçekten bu soruyu çok içten soruyorum. Evet. Onun hiç öyle ciddiyet dışı olduğunu düşünmeyi. Tamam. Evlatlarınızın ne olmasını istersiniz? Samimi soruyorum bunu. Bravo. Ben güzel futbolcu soru. Olmasını istiyorum. Futbolcu? Evet. Olur. Helal olsun. Ben mutlu olacakları neyse olsun istiyorum. Şimdi ben ama... bununla ilgili 20 tane meslek sayarım. Hep yasaklanıyor yani. Ona gelecektim zaten. Ona gönlü rahat olsun. Çok açık bıraktım diye. Yani ne istiyorsan olsunlar. Ya ama senin mesela bugüne kadar imtina ettiğin, asla ben bunu seçmem dediğin mesleği seçerse destek olur musun? Olmam. Neden? Yapmasın. Eli yapmaması için elim ben ama işte şeyden. O onda mutlu. Tamam o zaman yapsın ama bilmiyorum ki hiç düşünmedim öyle bir şey. O zaman düşünmeden konuşma benimle. Değil mi? Bence ben, yani annesin artık. Biraz düşünerek artık konuşacaksın. Artık düşünmem yani. Lazım. Haklısın. Çocuk sana bir şey. Anne evet, ben evet. Bu şişeyi kırıyorum. Kır ya. Kır ya. Mutluysan kır ya. Öyle şey olur mu vallahi ya? Vallahi ben öyle bitim. Ama kırmasın da. Sen öyle bitirmişsin. Sen var ya sen. Hmm. Çocuğa yarım saattir vurmamak için zor tutuyorsun kendini. Yemin ediyorum. Senin öyle miyim ya? Niye ya? Ben niye böyle tanıtıyorsun? Ben mi öyle tanıttım? Neyse ki evlerine gizli kamera koyduk. Yarın kayıtları aldığımızda. Arkadaşım. Arkadaşın. Gerçekten çok mutlular. Biz de yapacak bir şey yok. Olsun diyoruz. Bize evet. Sıkıntılı bir aile lazım. Evet. İkisini de getir sahnenin önüne alkışla. Öyle mi? Evet. Öpmüyorum leş gibi. Abi, eyvallah. Teşekkür ederim. Büyük alkış. Teşekkür ederiz. Bekta ve Cansu. Çok teşekkür ediyoruz valla. Şu arkasına yazıyorum. Evet, şimdi de gerçek gösteriye... Arkadaşım. Benim. Ben şimdi bu konuştuğum yeri senin de bu elindeki şeyden nasıl yayınlayacağım? Ne diyeceğiz seyirciye bu elindekine? Adam ata biniyor. Allah Allah, ne var bunda? Seyiz, aslında seyiz akşamları program yapıyor. Niye bu kadar uzun peki? Arkadaki ata mı vuruyorsun? Öyle bir sıkıntınız mı var? Arkada at mı var? Herkes hayalini veya korkusunu. Defol git içeriye. Defol git. Tamam. Lütfen. Arkadaşım gel. Herkes rengini belli etti. Bir laf atmayın ya. Gerçekten yani. Olsun onlar veli nimet. Kim veli nimet? Veli, Nimet abla. Arkadaşım.
tam şeyini bulamamışsın, karakterini bulamamışsın gibi geldi. Evet, bu. Sen böyle sevinçli, sevinçli pıtırcık. Göreyim ayakta pıtırcığı. Pıtırcıktan kasıt? Ayakta pıtırcığı göreyim. Ha. Ve parmak ucunu, ha? Ha? İşte bu. Ne haber, nasılsın? Sağ ol, senden ne var? Arkadaşım. Oraya kadar yetmiş birikimleri. Bu seneye. Bak ne olur karaktere gir, uzatmayalım. Tamam, tamam. Evet. Merhaba, nasılsın? Sağ ol. Siz niye sesinizi öyle yapıyorsunuz? Şey, kızla konuşuyorum. E belki erkek o. Hangisi erkek? O. O kim? Yani bana seslenen erkek. Ha, sana ne? Sana seslenir, boş ver. Önemli olan sensin. Sahnedeki sensin. Tamam. Evet. Şimdi şey, pıtırcık ol. Ver pıtırcığı. Ne haber kız? Gel. Ya arkadaşım, ya seyirci. Burama geldi. Gaz vermeyin yani çocuğa. Gaz vermeyin, bir pantolon. Her şey sanat. Sanat bu. Evet. Bir şey olmaz. Sana. Altında şort ben yok. Ben bir saattir sanat anlatıyorum. Hep yasak günah. Altında bu... şort yok mu senin? Hayır. Her şey doğal olsun istedim. Arkadaşım. Var var. Ha tamam. Hazırız. Ona göre oynatacağım. Tabii. Pıtırcıksın ve... Merhaba, ne haber kız? Sağ olasın, nasılsınız? İyiyiz biz de. Hoş geldin. Kırmızı başlık kız. Neyiz? Kırmızı başlık kız. Merhaba. Ne oldu? Yok bir şey. Ne haber? Ben ön sıradan çok şüpheliyim de... Hikayeyi böyle geride oynasak... Arkadaşım gel öne. Hatta şöyle. Ay her yeri tehlikeli. Gel öne. Sen bayağı şeye girmişsin, role girmişsin. İyi. Benden kaçmaz. Ne haber? Kırmızı başlık kız. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ne yapıyorsun? Babaannen nasıl? Kurt nasıl? İşte o... Yurt dışında evliliklerinden beri çok iyiler. Babaannemle Kurt. Kurt Russell. Ay arkadaşım. Hikayede Kurt var ya. He. Hikayede babaanne de var. Hikayede evet. Bir de ne var? Dede. Dede yok. Niye? Kırmızı başlık kız hikayesinde başka ne var? Bilmiyorum, ne var başka? Sepet var. Sepet mi? Evet. Abla siz fabül yönetmeni falan mısın? Evet, ver arkadaşıma sepeti koluna. Hikaye şudur. Kırmızı başlıklı kızın annesi hasta olan babaannesine kurabiye göndermek için sepete koyar. Kırmızı başlıklı kız zıplaya zıplaya götürür onu. Geri zekalı olduğu için götürürken... Ha, etek giydim özellikle zıplıyoruz değil mi? Her şey o... Tamam. Evet. O ne? Bilmiyorum, beraber çözeceğiz herhalde. Bu nedir, lağman kiti falan mı? Bunun amacı ne? Bu yelloz mu biraz? Babaanne hani... Süper fikir, şahane. Kırmızı başlıklı kıza bir yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Kırmızı ben getireceğim bakış açısını da hangi kanal yayınlar bilmiyorum yani. Arkadaşım, kız zaten kaşınıyor şu an. Sen bir kız ol önce. Evet, tatlı kız ol, tatlış. Heh. Şimdi kırmızı başlıklı kız 2018 nasıl? Ne haber? Ne, ben bilmiyorum ki. Gerçeği kaçta geçiyor, 2018'i nasıl hesaplayayım? Orijinali kaç bunun? Kırmızı başlı kız fuçur. Evet. Ne? Fuçur. Geç sola, geç. Geç sola. Bana göre sola. Evet, oradan... Ya bir kere de kendime göre hareket etsem yani. Oradan zıplaya zıplaya geliyorsun. O kadar salaksın ki. Herkesle selamlaşıyorsun, merhabalaşıyorsun. Ya, akıllı bir karakter oynayın, dişimi kıracağım zaten yani. Evet. Herkese merhaba diyorsun. Konu komşu, tamirci, çırak, şu bu her şey. Evet. 3, 2, 1, müzisyen. Ortada geziyorum ben öyle yani. Ha? Hayır, böyle geçerken herkesle konuşuyorsun. İnsancıksın. İnsancılsın. Evet. Bakma bana öyle erkek. Yok, erkek. Kızsın sen. Takip ediyorum. Tamam. Müzisyen. Bak şuna bir. Çok uzun bakma, tamam. Buna uygun pıtırcık çal. 3, 2, 1, yalla. Konuş. Herkese merhaba. Ben yeni geldim. Nereden geldin? İşte yani... ilgilenen olur diye dedim. Arkadaşım. Arkadaşım, mesela geçerken fırıncıyı gör. Ekmek yapıyor fırıncı. Ona bir laf at. Evet, 3, 2, 1, yürü. Kolay gelsin Fazla amca. Sağ ol. Ekmekle ilgili bir laf at ona. Çok güzel ekmek. Güzeldir ekmekler. Sen kepekli mi yersin, normal mı? Sana ne lan? Arkadaşım! Ya bu herifle ilgili çok dedikodu var mahallede zaten. Ne dedikodusu olabilir fırıncıyla ilgili? Evet, tuhafiyeciye bak. Evet, çıt çıt satıyor. Ne acayip dükkan burası. Hayır, çıt çıt satıyor. Ne yapayım? Onunla konuş. Nasıl çıt çıtlar? Evet, konuş. Nasıl çıt çıtlar? İler mi çıt çıtlar? Selam söyle.
Evet. İşim çok yoruldum, gidip yatayım biraz. Hayır, şeye doğru gel. Bu tarafın ışığını da yak. Prodüksiyon, şey, yönetmen, bu tarafın ışığını da yak. Arkadaşım, oradaki telefon çalar. Seyirci, çaldır telefonu. Ben neredeydim, orası neresi anlamadım ki şimdi. Sokakta bir kulübenin telefonu çalıyor ve şüpheleniyorsun. Bak, ver gerilimi. Çaldır seyirci. Koca koca insanlar yapıyorlar ya, yani... Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Kırmızı başlıklı kız 2017. Şey, peki. 2018. Ha, ne oldu? Niye bir sene çıkardın hemen? Yeterli arkadaşım. Görmedin kızı. Arkadaşım. Benim. Sen tam yürürken pıtırcık Hatice teyzeyle konuşurken arkandaki kulübe çalar. Evet, 3-2-1. Arkandaki kulübe çalıyor. Telefon da değil. Nereye bağlantı yapmışlarsa. Komple kulübe mi? Uzatma. Evet, 3-2-1. Konuş Hatice teyzeyle. Ay merhaba Hatice teyzeciğim. Baban, anneanneme mi gidiyordun, babaanneme mi? Babaanne, daha gitmiyorsun. Daha ortada olay yok. Çevirme, çevirme. Anneanne mi, babaanne mi? Daha ortada bir şey yok. Hatırlayamadın değil mi ne söylediğini? Babaanne. Öyle mi? Evet. Ama babam ortada yok, anne var. Evet. Ha. Hayır, olabilir. Ha'lık bir şey yok. Yani baba gitmiştir, babaanne hayattadır. Anne ilgileniyordur, olabilir. Ya hikayede anne babaanneye göndermez mi çocuğu? Bilmiyorum. Sana ne lan? 2018 futur bu. Evet. Futur. Anne babaanneye gönderiyor. Evet, evet. Gel. Seyirci, hazır ol. Hatice teyzeyle konuş. Ha. Konuş Hatice teyzeyle. Hatice teyze, merhabalar. Babaanneme gidiyorum. Babamın nerede olduğunu bilmiyoruz ama annem yine de babaanneme çok ilgileniyor. Bize de çok garip geliyor bu ilişki. Sence neden olabilir? Ben ne bileyim kız? Çok özür dilerim. Üstüne mi bastım? Burada mı babaanne? Arkadaşım, sen Hatice teyzeyle konuşuyorsun şu anda. Ha. Seyirci, her şeye gülmeyin. Bir dakika durun ya. Şu hikayeyi başlatayım. Evet, evet. Hatice teyze konuş. Hatice teyze, ben babaanneme gidiyorum. Sence nereden gitmeliyim? Vıdı. Çaldır seyirci. Babaanneyi mi çaldır? Hatice teyzeyi mi çaldırıyorlar? Hayır, Hatice... Getirin onu geri. Kadını götürdüler. Arkadaşım ya, niye kadını... Ben kayboldum şu an hikayede. Arkadaşım, şimdi Hatice teyze senden konuşuyormuş gibi yapıyor. Çok özür diliyorum ben taraftan. Vır. Tamam. Ulan oradan bağlayacağım ben. Montajda koyarım seni. Çaldır şu telefonu seyirci. Oradan bağlayayım. Sen dur. Sen kırmızı başlı kız pıtırcıksın ya. Evet. O kadar yüksek sesle çalıyor ki telefonun sesi. Bütün mahallede duyuluyor ve sen zıplıyorsun yerinden. Evet. İlla bu donu bir göstereceğiz yani. Ormanda koştuk olmadı. Telefon çalsın sıçra. Ya tamam. Evet. Belki sıçrıyorsun şimdi. Havaya. Çok korkuyorsun. Sonra bir müddet telefonun nerede olduğunu bulamıyorsun. Hayır. Evet. Ben de bir müddet havada kalıyorsun falan diyecek sandım. Öyle duruyorsun öyle. Harika fikir. Havada kal ve telefonu bulama. 3-2-1. Buyurun. Ah, ay çok korktum. Ay Hatice teyze çok korktum. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyor. Bu Hatice teyze nerede? Yani nerede bu ya kadın? Ya bırak Hatice teyzeyi ya. Tamam. Konsantrasyon. Ay, sen arkanda çalıyor. Arka... Daha şimdiden mahalleli beni aramaya başladı değil mi? Hayır. Ya, direkt kulübe, hattan mı arıyorlar? Kulübe arkanda ya. Ha, kulübe arkanda. Evet. Tamam. Al kırmızıyı arkana. He? Kırmızı telefonu arkana al. Hah, işte bu. Bana doğru dönüksün ama telefon arkanda. Aferin lan gerizekalı. Evet. 3-2-1. Çaldır seyirci. Ha, ne oldu? Çalmadan korktum yemin. İçime doğdu. Çünkü hep söylüyorlar burada çalıyor diye. Olsun çaldı. Açayım ben mi? Korktuğunu hissetmedim. Evet. 3-2-1. Çaldır seyirci. Ha, ay çok korktum. Otur tam oraya. Biraz kaçırmışım. Bir daha çaldır seyirci. Ay çok korktum tam arkama gelmesine rağmen. Arkadaşım şimdi gördün neyin çaldığını. Neyi çaldı? Neyin çaldığını gördün. Telefon. Evet şimdi açmakla açmamak arasında karar ver. Açayım bitsin ya. Aç. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Arkadaşım aç şunu. Alo. Neredesin kız? 2 saattir seni arıyorum. Telefondayım. Ha 2 saattir çaldırıyorum duymuyor musun? Burada olacağım nereden biliyor ki sokaktan arıyor beni? Başka nerede olabilirsin ki? Ya bu tarafa gittim belki. Ya anne yüreği işte hissediyor. Ya ne anne yüreği? Ben de çaktırmadan manitayla buluştum belki parkta. Arkadaşım konuş annenle. Bunu Hatice teyze açsaydı ne olacaktı? Konuş annenle. Alo. Kurabiyeleri aldın mı? Aldım. Babaannen çok hasta. Ona o kurabiyeleri götürüp yedirmen lazım. Ama yolda başına ne gelebilir? Valla Ilgaz bana bir şey giydirdi, her şey başıma gelebilir. Yani benden bile bir şey gelebilir başıma.
Ben bile kendine hoşlanmaya başlarım zaman geçtikçe. Yolda hiç kimseyle konuşmuyorsun. Hemen sen... Atatürk Havalimanı'na gidiyorsun, uçağa biniyorsun. Babaannen... Bir dakika durun ya. Babaannen Kanada'da yaşıyor. Babaanneye kurabiyeleri götürüyorsun. Neden? 2018 Fuçur. Ya Fuçur boy, Kanada'da kurabiye yok mu? Ben niye buradan o kadar masraf yapıp 5 yıl... Çünkü kırmızı başlıklı kızsın sen. E babaannen ne bok yemeye Kanada'ya gitmiş? Ben onu sorguluyorum zaten. Benim kendimle ilgili bir sıkıntım yok. Arkadaşım, babaannem orada ne yapıyor? Hayat değişiyor, her şey değişiyor. Cep telefonu çıktı anne. Artık. Babaanne orada. Kurt nerede? Tenya mı? Hayır. Normal insan kurdu. Nerede? İnsan kurdu. Normal insanlar... Kapattı. Kim kapattı? Annem. Ha, gördün mü? Alamadın adresi. Nasıl gideceksin şimdi babaanneye? Direkt Kanada babaannem diyeceğim. Olabilir. Evet, şimdi... Olabilir mi? Evet. Bence çok realistik, futuristik bir hikaye bu. Evet arkadaşım. Hemen sahneye bir bayan al. Bir bayan al sahneye. Benden güzel mi? Hayır, normal bir bayan al. Bir tane evet. Bayan rica edebilir miyiz? Buyurun. Ha, ya, gel, yakından al. Evet, yakından. Al hemen. Evet, geldi. Hanımefendi. Ha, hoş. Hemen masaya oturun. Masanın üstünü boşalt. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Ya normal... Biletix'te yazmıyor mu normal seyirci lütfen diye? Hoş, isminiz ne? Tuğba. Olsun. Buyurun, buyurun. Üstüne mi? Üstüne mi diyor ya? Hanımefendi masaya oturun diyorum. Üstüne oturun diyor muyum? Üstüne boşalt. Ben aşağı otoparktayım. Arkadaşım gel şuraya. Masanın üstünü komple boşalt bir saniye içinde. Evet. Bu program çok ses getirir. Şimdi orası... Ne yapıyorsun ya? Kurumuş hep ışıklar, çok kilovat. Orası bilet bankosu. Tamam. Havalimanına geldin, bilet bankosundan kızdan babaannenin olduğu şehre bilet alman lazım. Evet, 3, 2, 1. Gel. Dur. Müzisyen, havalimanında pıtırcık yürüyen kız müziği çal. Yani en bilinen şarkılardan biri. Yazıklar olsun be. Siz de yukarıdan seyretmeyin. Arkadaşım yukarıya da hareketini yap. Hayır öyle... Çok özür diliyorum ama burama geldi. Yok değil mi monitör? Var mı? Hadi ya. Göremiyorsunuz diye yapmış. Çok özür diliyorum. Neyse iyi çocuklar anlaşacağız. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Kapısı var mı? Ya havalimanındaki bilet bankosunun kapısı olur mu? Tabii ki var. Evet. Fuşur. Selamen kavlen. Kapı kapandı mı? Efendim? Ben niye dışarıdan konuşuyorsun ben? Ben tekrar alayım diye baştan alacağım. Siz bir şey söylüyorsunuz. Kapı kapandı mı diyorum. Tabii kapandı. Ben böyle yaptım ya. Evet, bu neydi? İnşallah arkadan biri gelmiyordu. Ben kapıyı kapattım yani. Ya daha Kanada'ya yolu yaralamadım. Başıma neler geldi ya? Arkadaşım lütfen hareketlerine dikkat et. Sen genç bir kızsın. Evet. Evet. Dur. Bir dakika dur. Allah'ını kitabını seven bana söylesin. Ne çalıyorsunuz lan? İçinde hüzün geçen Kanada pıtırcığı. Single. Evet. 3, 2, 1. Ver. Uç mu? Kol. Kol. Ne diyorsun? Hello? Arkadaşım. Which call? Ne call oğlum? Bu kol. Arkadaşım, kapının kolunu tuttuğun yerle bıraktığın yer aynı değil. Tövbeler olsun. Belki mimari bir hata var. Olamaz. Belki öbürü burada, bu burada. Ne yapayım ben? Lütfen şunlara dikkat et. Sen genç kız pıtırcıksın. Tamam. Kırmızı ya enişte, mümkün değil. Tam kalça hizasından açıyorum, kalça hizasından kapıyorum ya. Tamam, ben evet. 3, 2, 1. Ver pıtırcık müziği. Bak, müziği hissederek bir zıplayarak gel, evet. Günaydın, rahatsız ediyorum. Ha, rahatsız ediyorum yani. Sonra gelirim. Arkadaşım, ne dedi? Hoş geldiniz dedi. Çok... Ne demesini bekliyorsun? Bir şey demedim. Siz böldünüz zaten. Biz gayet güzel anlaşıyorduk. Arkadaşım sen gelir gelmez bankonuna konuşmaya başlamadan önce bütün şirinliğini ver kıza.
Hi hi ha ha ho ho onları yap sonra konuşmaya başla. Evet 3 2 1 buyurun. Merhabalar. Yok korkacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi ben çok uzaklara gitmek üzere bir yolculuğa çıkacağım. Kanada'ya gideceğim. Orada babaannem var. Ben gidene kadar büyük ihtimalle mortu çekecek ama ben yine de torun olarak görevimi yerine getirmek istiyorum. Kanada'ya bir kişilik gidiş dönüş bilet. Böyle mi? Yok donu çıkaracağım uçurukta. Yaklaşık 12 saat yani o sıkar çünkü. Gezdik. Tanga giydim, omza çektim. O yürüyüşü o veriyor. Arkadaşım. Canım. Yapma şunları, sen pıtırcık bir kızsın. Sen de gülüyorsun Tuğba. Bugün konuşan kimse yok mu ya? Ya böyle bir kız çocuğu görmedin mi hayatında? Hayır. Nasıl hayır ya? Bu salonda var en az 5 tane. O çiller ne dedi? Tek rahatsız eden bu oldu o. Mesela 4 saat önce tıraş olmuşum, o umursamıyor onu. Geleneksel herhalde bu. Arkadaşım evet sen ho ho yapıyorsun sonra konuşmaya... Evet 3, 2, 1 buyurun. Ha. Bir saniye bir şey söyleyeceğim ya. Şundan daha başka bir şey yok mu? Benim sinirimi bozuyor. Evet. Ben Kanada'ya gelmişim herhalde. İnanılmaz bir müessese. Adım atar atmaz ortasın. Bilet bile almana gerek yok. Pislik ve yapma. Sevdiğim erkeği buldum. Pislik yap. Hazır. Pislik ya şey onu şey masanın üstüne koysana kardeş. Kardeş sensin ben arkadaşım. Koy masanın üstüne. Ha kaldır ucunu. Öyle olmaz. Ha, hadi. Ya az çevir. Ne yapıyorsunuz? Ilgaz bu ne? Benim Kanada'ya niye yollandığım belli oldu. Milli elçi olarak gidiyorum. Şöyle yapayım da ses çıkarmasın diye dedim ama işe yaramadı galiba. Seni düşündüm. Var mı seste bir problem? Arkadaşım hadi gel şuraya. Evet. Hazır. Süper bir fikir bu. Camdan çıktım. Kapıyı neresi kapattığın süper? Anda Tef'i al eline. Önce kıza bir şey Allah şirinlikler yap. Kendim ondan sonra evet. Tef'i al eline. Şeyi söyle neyi? Neyi söylesen Tef'le iyi? Seyirci neyi söylesin? Ne? Herkes başka bir şey söylüyor, bilmiyorum. Erik Dalı Potporu diyor. Potporu yapacağım o zaman. Erik Dalı ne be? Bilmiyorum. Ne geçiyor aklınızdan? Dağlar kızı Reyhan. Evet arkadaşım, girmişsin içeriye. Girer girmez Tef'i al, kıza şovunu yap. Ondan sonra sen de şey yap, azarla onu tamam mı? Burada işimiz var ya, bilet kesiyoruz Kanada'ya falan tarzı. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Herkes sana heyran, heyran, heyran. Herkes sana heyran, heyran, heyran. Ne oldu? Volteren var mı? Arkadaşım. Evet. Şey, sen onu susturacaksın o yaparken sen. Aa yeter be, manyak mısın? Evet, buyurun. Reyhan, Reyhan. Aa yeter be, çalışıyoruz burada. Çok özür diliyorum. Sıranı bekle. Başka yok mu bilet veren biri ya? Arkadaşım. Ben internetten alsam olmuyor mu? Arkadaşım hemen duygusalı verin. Orada duygusallaşırsın. Üzülürsün yaptığın harekete karşılık böyle bir cevap verince. Çok özür dilerim. İlk defa ailemden uzaklaşıyorum. Evimden uzaklaşıyorum. Konuşma lan! Benim için konuşacağını konuşma! Müşteriyim ben, haklıyım! Çal! Erotik bir şeyler çal! Arkadaşım! Bu iş buraya kadar. Şans rakip. Arkadaşım izin vermeyeceğim bozmana. Hocam nasıl bir ekip ya? İnsan içinde patlıyor hepsinin. Bozmana izin vermeyeceğim. Evet hazır. Duygusalsın. Duygusal. Mi'nin R'ye dokunduğu yerdesiniz. Evet ver oradan. Ver oradan. Fa'da uzaktan bakıyor değil mi? Böyle ikircikli ikircikli. Ha? Evet üzgünsün. La minör. Üzgünsün. Çok özür diliyorum. Ben sizi kızdırmak, üzmek istememiştim. Ben evimden ilk defa uzaklaşıyorum da bir yolculuğa çıkacağım. Bana Kanada'ya bilet lazım. Sizde var mı? Babaanneden bahset. Babaannen nasıl? Hayır. Ha benim babaannemden. Babaanneme gideceğim. Orada bunu görmem lazım. Annem ona kurabiye götürmemi söyledi. Onun için yaptığı nefis kurabiyeler bu laman torbasında. Bu ne işe yarıyor? Hiç... Arkadaşım niye bozdun? Ne güzel gidiyorsun. Bu tarihi bir şey mi acaba? İlk yapılanlardan mı? Ne o? Orta çağ, babaanneme kurabiye. Sen anladın da zaten yayınlanmış olacak.
babaanneme kurabiye götürmem lazım. Onun için bana acilen bir kişilik gidiş dönüş bilet verebilir misiniz? Öğrenci. Öğrenci. Evet, yolda daha öğreneceğim çok şey var. Ben, beni bu çocuğu niye yolluyorlar, ben hiç anlamış değilim Tuğba, yolaya. Tuğba, sor. Neden de? Neden? Demin anlattım ya ulan. Tuğba, sor. Neden kurabiye? Evet, sor. Mantıklı. Neden kurabiye? Hem de Kanada'ya. Şimdi aslında baby doll de yollamak istedik ama... ...bu saatten sonra babaannem rahat edemez diye düşündük. Kanada'da neden? Kurabiye yok mu? Sor neden de? Kanada'da kurabiye yok mu? Neden? Var ama annemin yaptığı kurabiyeler gibisi yok. Bayatlayacağım. Tuğba, bağırarak neden diyorsun, başka bir şey sormuyorsun. Neden? Bilmiyorum, çok haklısın. Sorup geleyim. Arkadaşım. Arkadaşım. Kadın haklı bir şey soruyor. Neden? Çünkü... Kırmızı başlıklı kızı biliyor musun? Sor. Kırmızı başlıklı kızı biliyor musun? Evet. XXX rated. Sonu iyi bitmeyen. Arkadaşım, şurada unut. Allah'ını seversen. Oradaki kurt. Arkadaşım, yapma. Lütfen, gözünü seveyim. Evet. Hı-hı. Kırmızı başlıklı kızı biliyor musun de. Ve bir anda kırmızı başlıklı şovuna başla. Evet. Ben bildiğin yellozum yani. Şovun hayır falan. Hayır ya. Şov? Ya bu çocuk mu daha ya? Hayır, onun şarkısını söyle. Kırmızı başlıklı kız bir gün gidiyormuş. O tarz, evet. 3, 2, 1. Vallahi öyle bir şarkın var? Var. Bilmiyorum ben. Masanın etrafında dönerek şarkı söylüyorsun. Kız diyor, ha sen kırmızısın. Öyle, evet. 3, 2, 1. Buyurun. Ha, ne? Sor nedeni. Neden? Nedenden sonra ben ya. Sor nedeni. Kırmızı başlıklı kızı biliyor musunuz? Yok. Kırmızı başlıklı kız. Arkadaşım. Ama yolumu engelliyor. Ben sana öyle mi dedim? Hikayenin en dramatik yerine geldik. Ya ben sana öyle mi dedim? Sen pıtırcık bir şekilde... Bak öyle işte. Kırmızı başlıklı kız. Ayaklar... Lafını bilmiyor musun? Sağ ayak, sol kalçaya, sol ayak, sağ kalçaya. Sözlerini bilmiyorum o yüzden. Ya uydur buradan sonrası. Evet, 3, 2, 1... Ver müziği. Kırmızı başlıklı kızı biliyor musunuz? Yok. Kırmızı başlıklı kız ne kadar da güzelsin. O gözlerin yok mu? Karnın acaba tok mu? Bence yürüyerek New Orleans'a geldim. Arkadaşım ya, al şu bileti. Aa tamam de, ver bileti. Aa tamam, o ha, buradan mı tanıdın? Kesin yok, seyretmişsin DVD'yi, kesin ver. Prodüksiyon 4 tane sandalye getirip uçak yapın çabuk. Ver. Çok teşekkür ederim. Ücreti? Ay tamam, bir öpücük ver. Arkadaşım. Arkadaşım. Kanada bileti ama bu. Arkadaşım bir şey ver, bir şekilde hallet, evet. Lan yok, bir şey yok kızım. Allah Allah, hakikaten bir şey istiyor ya. Yeter! Teşekkür ederim. Rica evet, ederim. Alkışlarla gönder Tuğba'yı. Çok Tuğba, teşekkür ederim. Yorduk seni, piştin kazan. Ay özür dilerim. Arkadaşlar onları sahneye koyun, sahneye. O sandalyeleri sahneye. Tamam arkadaşım, sen göster nereye koyacaklarını. Tamam. Abi şu şeyin üstüne. Ilgaz sen de bu donunu al hayatım. Üşütürsün orada, esiyor. Arkadaşım hemen bir pilot al sahneye. Bir tane pilot rica edeceğim. Bir genç. Tane de hostes al. Gel abi. Bir ha? Tane de hostes al. Bir tane de hostes. Hostes. Kendin kaşındın, gel. Oo hostes. 2 tane geldi. Hayır, öndeki arkadaş gelsin hostes. Tamam, 2 hostes olsun. Tamam, dövüşün kazanan hostes. Bir tane peruk getir, Suzan bir peruk getir. Tamam, dövüşün kazanan kabin amiri sen hostessin. Şey, çocuğa söylesene, tişörtünü ters çevirip giysin. Hocam bu nereden baksana 10 bin lira giriyor bana, biliyor musun? Ne yapıyorsun? Kardeş ismin ne? Ters çevirip. Tamam, gel abi, bu kalsın burada. Giderken alırsın. Allah'ım yarabbim. Don Don marka değil mi inşallah? Hazır hissediyoruz. Efendim? Seni yerim ben ya. Babaannen mi? Arkadaşım gel şuraya. Suzan! Efendim? Çık demek Suzan! Kontrol bende hocam. Evet arkadaşım. Evet, şimdi uçağa giriyorsunuz sırayla. Arkadaşım. Benim. Arkadaşım, sen en önde giriyorsun. Arkandan pilot geliyor. Pilot, onu ittir. Ya kardeşim, hadi benim motoru çalıştırmam lazım de. Evet. Evet arkadaşım.
Sen en öndesin, çıkıyorsunuz merdivenlerden yavaş yavaş. En önde sen çıkıyorsun, diğerleri arkada. Kız siz hostesler değil misiniz? Bunlardan bilet almış gidiyor. Hayır, sırayla giriyorsunuz uçağa. Bir tane merdiven var. Hostes bizi karşılamıyor mu? Hayır. Hayır mı? Sen manyak olduğun için en önde gidiyorsun. Pilot arkanda, hostes onların arkasında. Ya istediğim kadar önde gideyim. Onlar uçağı açtılar ya. Kim açtı? Hostes. Sen açacaksın. Ben niye açayım? Ya bu Future 2018. Evet. Kesin böyle bir DVD var. Bulacağım ulan ben bunu. Bu kadar ağzında pelesenk olduysa. Evet arkadaşım. Şimdi dön arkanı, pilota sor bu nasıl açılıyor diye. Bu nasıl açılıyordu? Ben kaşındım, özür diliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Merdivenden arkadaşım en önde çıkıyorsa pilot onun neresindedir? Bu kıyafetle tam arkasında olması lazım. Hayır. Arkasında da. Pilot kaç santim aşağıdadır? Kapat kameraları, kapat. Arkadaşım! Bir çöp bunlar, bir şey yapamayız. Arkadaşım, bunlar. Sen en öndesin, pilot bir basamak arkada. Evet. Demek ki pilot bir basamak düş. Evet, şimdi hostes. İsteğe bağlı basamaklar. Herkes farklı bir şeye basıyor. Çok özür diliyorum ön sıradan. Ön sıraya 20'şer lira iade. Ya arkadaşım, izin ver şunu oynayalım. Evet, pilot sen arkadaşımdan bir basamak düştün, düş. Hostes sen pilottan bir basamak düş. Sen hostesin erkeğine ne deniyor? Host. Host sen de bir basamak ondan aşağı düş. Host artık burada en şanslı olan. Aradan mutlaka hedefi görüyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşım sen çıktık. Ya ne yapıyorsunuz? Uçağa düzgün bineyim istedim. Evet. Pilot sen arkadan vur buna. Hayır hayır. Pilot. Pilotun da eli ayarlı maşallah. Nasıl uçağı indirecek çok merak ediyorum. Pilot, sağ omuzuna vurup sol omuzundan konuş. Şakaya bak, fuçur. Ya bu anneanneme kızından kaldı bu şaka. Arkadaşım! Ha. Ben seni sağa baktırıp, sağa konuşturup adamı soldan duyurtacağım. Sizin sağınız mı, benim sağım mı? Böyle dururken anlayamadım, şimdi kafası gitti bak. Şu anda ikimizin de sağı. Bak bak, iPhone'da hesap yapıyoruz. Şu an ikimizin de sağı sağ. O her zaman öyle de. Evet, aynı sağız ikimiz de. Gitti şu an. Arkadaşım, kafamı karıştırma gitti. Lütfen. Evet. Ana kofra gitti şu an. Evet, hazır. Şey, vur sağ omuzuna. Ne oluyor? Annem yabancılarla kesinlikle konuşma dedi. Arkadaşım, arkadasın ve kapı kapalı. Evet. Dön arkanı konuş o zaman. Ha, buyurun. Uçağı kaldıracağım da. Biraz zor değil mi o? Olduğu yerde mi? Kalkar. Buyur. Arkadaşım bir dur. Şey, hostes, şimdi sen vur onu arkadan. Buyurun. Sen de söyle ne yapacağını. Ben ne yapacağım? Adam uçağı kaldırıyor, sen ne yapacaksın? Yolcuları bindirmem gerekiyor. Bir tek ben varım kız. Arkadaşım... Jet mi bu? Özel tek ben gidiyorum. Arkadaşım hayır, 380 kişi uçuyorsunuz. He. Ve aralarında ne var? Tam arası mı? Sayı olarak 380 kişiye böyle... Hayır hayır, aralarında bir de kurt var. He. Prodüksiyon bir kurt kafası getirin, hemen bir kurt al sahneye. Hadi lan. Evet, 3, 2, 1, binin sırayla. Abla ne yapıyor? Ne yapıyor şimdi? Vur arkadan, benim de geçmem lazım de, geç. Kurt kafası deyince sen mi geliyorsun abi? Ben mesleği bırakacağım ya, vallahi. Kırtasiye açacağım. Ticarette güzel para var. En azından sattığın kalem sayısı belli abi. Arkadaşım. Hoş geldiniz abi. Buyurun. Acele ederseniz bazıları hamile olan bayanlar doğurmadan buradan ayrılabiliriz. Evet arkadaşım. Hostes sen de geç onun önüne. Host buyurun. Sen önüne geçerken arkadan çarp ona. Çarparak et. Arkadaşım konuş. Üstündekini ters giymişsin. Ben sana nasıl güveneyim havada? Seyirciye götünü dönme. Seyirciye arkana dönme, öyle meşhur olmak istemezsin. Evet, o şey pilot bağır. Haydi herkes geçsin yerine. Haydi ya, herkes yerine. Ha pardon, onlar. Evet arkadaşım. Hazır. Hadi herkes yerine geçsin. Haydi herkes yerine geçsin. Sen de geç yerine. Ya bir şey söyleyeceğim. Hostesler niye oturuyorlar koltuğa? Biz ayakta gideceğiz anasını satayım. Akbil'le uçan ilk yolcu benim. Geç şu uçağa yerini bul. Ne yapıyorsun? Kurt geliyor, her yere koku bırakıyorum. Şaşırsın.
Sen oturduğun için artık şansını kaybettin. O kadar riske girdin. Arkadaşım gel, evet. Elindeki kağıda bak, koltuklara bak ve bul. A. Evet. Kurt gel sen de. Ne yapıyorsun sen ya? Bir şey söyleyeyim mi? Eyeliner gibi bir şey ol. Çok bir şey değişmedi. Kurt gel şuraya. Gel sor. Sor. Merhaba. Merhaba mı? Hem kurt hem pepe. Merhaba. Sen kırmızı başlı bir kız mısın? Ama sen de hiç korkmadın ki ben. Merhaba. Merhaba kurt. Falan dese böyle bir... Arkadaşım merhaba. Kurt, kurt korkutucu bir şekilde sor. Merhaba, benim koltuğuma oturmuşsun. Falan gibi, evet. Benim koltuğuma oturmuşsun. Ya bunlar böyle kabin şeyde gidebiliyorlar mı? Böyle bir bok bilen bir pilotumuz var mı acaba? Yani konuya hakim, ne bileyim ben. Burada, arkadaşım. Buraya 15'erleri daha verin. Arkadaşım, bence sen... buraya bayağı bir havale yapın, sonra düşeriz. Arkadaşım, sen... Keyin içinde kaybolmuşsun sepetin içinde. Kurdun konuştuğunu görmüyorsun. Adamın yüzünü sonra göstereceğim sana. Tamam. Tamam kurt gel sor. Merhaba. Cevap versene. Merhaba. Merhaba. Ben bakayım mı? Bakmadan cevap ver. Ayıp bir şey yok. Bakma. Merhabalar. Sen kırmızı başlı kız mısın? İçinize mi doğdu? Yok öyle benziyorsun. Yok öyle benziyorsun. Ya kurt, ben ne diyorsam sen onu yap. Kafandan bir şey uydurma. Ya adam oksijen alamıyor. Bayılacak birazdan içeride. Şu an ne dediğini o da bilmiyor. Kurt, sırıtma. Kapat şu dişleri. Evet. Söyle. Merhaba, hanımefendi. Geçebilir miyim de? Arkadaşım sen yüzüne bakmadan yol ver. Merhaba, hanımefendi. Geçebilir miyim? Tabii ki de. Yol ver. Arkadaşım bakmayacaktın. Sen böyle gel. Ne oldu? Benim Kanada'yı görmem çok az bir ihtimal. Yani zayıf bir ihtimal yani. Niye? Öyle. Evet, otur arkadaşım yanına. Yanına otur, yanına. Arkadaşım hala bakmıyorsun. Ay ye de bitsin bu hikaye. Ya bitmez bu hikaye. Arkadaşım yanına otur şunun. Otur yan, hala bakmıyorsun. Hala gazete okuyorsun. Oku gazeteni. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun? Ben ne olur? Evet, host gel. De ki ne alırsınız de. Ne alırsınız? Makinalı tüfek. Yani oto... Ben çünkü başka bir için rahat etmeyecek burada. Arkadaşım, kırmızı başkasısın sen. Pıtırcık ol, yerinde duramıyorsun. Merhaba. Zıpla. Buyurun, peçete lazım olacak. Zıplayamıyorum, kemeri taktım ya. Olsun, kemer lazım mesafesinde olacak. Zıpla. Kullandın mı lan bunu? Senin yaşadığın adama güven olma. Şimdi... Kemer mesafesinde zıplayarak konuş. Yok, çok sıkı. Ben varsa meyve suyu rica edeceğim. Benim çantadan değil lan, uçak... Ya bu nasıl bir uçak? Allah'a emanet gidiyoruz ya. Host de ki yanınızdaki beyefendi ne içer diye sor. Yanınızdakine sorar mısınız ne içiyor? Ha ne içersiniz diye soruyor. Arkadaşım. Duyuramıyor ben soruyorum. Tam sen sorarken adama ne içersiniz diye döndüğünde kurtla göz göze gelirsin. Kemeri koparıp tavana yapışırsın. Evet. 3, 2, 1 ver müziği. Şu ağır çekimde istiyorum bunu tamam mı? Evet. Ağır çekimde. Evet. 3, 2, 1 Benim donun yakını var mı? Buraya, buraya 150 lira verin ya benden. Arkadaşım evet. 3, 2, 1 Host, sen de ağır çekimde sor. Buyurun. Yanınızdakine sorar mısınız? Ağır çekim. Ağır çekim. Daha da yap. Ağır. Yavaş çekim değil, ağır çekim. O nasıl oluyor? Yani böyle yavaş çekim olsa yanınızdaki ağır çekimde kilolusun bayağı. Çocuğun kafasını karıştırma. Ha sizinki net yani, onunki kadar. Evet. Yanınızdakine sorar. Evet, 3, 2, 1 Ne yapıyorsun sen? Kurttan mı şey... Kurtlandım vallahi yani. 3, 2, 1 sor. Yanınızdakine sorar mısınız ne içer acaba?
Siz sorar mısınız? Biz içeceğimizi içtik. Lokalde içtik. Arkadaşım yapma şunu. Ben iniyorum ya. Ya inme. Ya. İnme. Evet sor host. Çabuk sor. Yanınızdakine sorar mısınız ne içer acaba? Ne iç... Ay! Ay çok korktum. Babaanne ne işin var? Arkadaşım. Hikayeyi kısaltıyorum. Babaannen değil o senin. Kurdun o senin. Kurdum. Ben bunları kafamda kurdum herhalde. Arkadaşım. Kurtu görünce sonra geçmiyor korkun. Geçmez. Dönüyorsun ve kıyamet kopuyor. Hostese, pilota falan yakasına yapışıyorsun. Diyorsun ki yanımda bir kurt uçuyor farkında değil misiniz? Bak bak bak. Eleyse ya kurt hiç. Ya kurt bir elin ayağın dursun ya. Evet. Evet 3, 2, 1. Müzisyen ver gerilimi yavaş gerilim. Yavaş dönersin. İçecekli gir. Evet. Evet. Sordun evet. Ne içersin çocuğum? Ne içerim? Yani, ben meyve suyu içerim. Yanımızdaki. Hadi bakalım. ne içersin? Ay, ay çok korktum. Ay çok korktum. Şu elim ayağım titriyor. Galiba yine biraz kaçırdım. Kurt, keşke benden korkmana gerek yok de. Söyle. He? Benden korkmana gerek yok. Ha tamam. Arkadaşım. Ben seni yemeyeceğim, babaanneni yiyeceğim. Ne diyor? Ben seni yemeyeceğim, babaanneni yiyeceğim diyor. Arkadaşım ya. Neyse uçuyorsunuz. Pilot. Ne evet. Ara kalktık ya? Evet pilot söyle, kalkıyoruz de. Bu nedir? İngiliz uçağı mı? Pilot sağda. Böyle sola doğru oturuyorum. Ha? Arkadaşım ya. Herkes ya yani tek sıra bir uçak böyle. Hostesle host aynı sandalyeye otursunlar. Birbirlerini bağlasınlar. Evet. Su falan ister misin ya da bir kuzu ne bileyim. Arkadaşım sen çok korkuyorsun. Söyle. Senden çok korkuyorum. Hayır ondan. Ha? Ya o kadar insan içinde ondan mı korkuyorsun? Ya, adam açık sözlü. Bundan korkuyorum. Kimden korkman lazım? Vallahi babandan korkacağım. Arkadaşım, neydi? Senin şu içi dördünün içinde kimden korkman lazım? Kurt. Hayır, uçaktan korkman lazım. Ha hocam siz ne yaptınız ya? Arkadaşım evet, uçağı kaldırıyor adam ve sen uçaktan çok korkuyorsun. Korktuğun içinde kurda sarılıyorsun. 3, 2, 1 ver odunu. Allah'ım çok korkuyorum, çok korkuyorum. Hey maşallah hocam bu ne? Kız. Vallahi etkilendim. Gösteriyi bırakıyorum. Müzisyen, senin bir şey çaldığın yok. Git arkaya seni babaanne yapsınlar. Gel hadi. Korkuyor muyum ben? Ne yapıyorum? Evet korkuyorsun. Kurda sarılıyorsun. Çok korkuyorum ben uçaklardan. Çok korkuyorum. Pilot çok korkuyor. Yolcu azarla yolcuyu. Ya ne korkuyorsunuz ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir genetik denemenin sonuçları bu uçakta mı toplandı? Hepimizde bir hani bir sıkıntı vardı. Bir test... Test mi yapıyor? Aralarında en garip görünen sensin. Ben... Diğerlerin hepsi normal. Evet. Ben en çok kimden korkuyorum biliyor musun? Kimden? Aha bunlar hiç sesi çıkmıyor. Hepimizi o öldürecek. Niye? Çünkü bu zaten hayatından mutlu. Bu önünü görmüyor. Bu sen ne içecek? O ne içecek? O ne içecek? Sen ne içecek? O ne? Bitti. Onun bütün derdi o. Öbürü de böyle aportta bekliyor. Hangisini kessem, hangisini kessem, hangisini kessem? Evet, hangisini kessem müziği çalın müzisyenler. Evet. Arkadaşım, şey pilot azarla. Azarlayınca şey sen ayağa kalkarsın ve bir konuşma yaparsın. Ben. Evet, pıtırcık kırmızı baş çıkıyorsun. Tamam. Azarla. Ya korkmayın, neden korkuyorsunuz ya? Ya çok affedersiniz ama özür diliyorum sizlerden de. Müşterilerle, müşteri diyorum ben ya. Ben içinde bir orospuluk var. çok özür dilerim. Affedersiniz ama yolcularla böyle konuşamazsınız. Mesela ben uçaktan çok korkuyorum. Sizin beni teskin, telkin o tarz şeyler etmeniz lazım yani. Hangisi daha uygunsa. Pilot bağır şuna. Ya oturur musun arkadaşım yerine? Evet, oturduğun yerine şimdi kurda dönüp anlatıyorsun. Kurt diyorsun ki... Ha! Tamam, benim de kafa gitti. Burası şu an radyoaktif bir bölge ya. Kurt, diyorsun ki korkarsan elimi tutabilirsin. Söyle. Bilirsin. Korkarsan elimi tutabilirsin. Kaç metredeyiz hocam? 405. Ben buradan inerim. Arkadaşım. İnmezsen başıma gelecekler daha tehlikeli. Arkadaşım kurtla konuş. Evet söyle şey anlat korkarsın, ona nereye gittiğini falan. Evet anlat. Çok özür diliyorum ama ben gerçekten korkuyorum. Şimdi sizden de korkuyorum birazcık. Her boka gülüyor herif ya. Ne tatlı bir kurt ya. Bence babaannem bu yesin yiyecekse zaten. Ya durun bir. Şey gönderin müzisyeni. Müzisyen gel. Aç dolabı yatak yap. Babaanne oğlu yat. Evet 3, 2, 1 gel.
Arkadaşım şimdi inişe geçiyorsunuz. Kaptan söyle. Kırmızı başlı kıza söyle. Anons yap. İnişe geçiriyoruz. Kendi başınıza halledersiniz onu. Arkadaşım. Ben yokum. Arkadaşım yapma gel. Ben kaptanın seyir defterinde olmak istemiyorum. Arkadaşım. Hayır. Kaptan sen de şaka yapıp durma. Evet otur arkadaşım yerine. Ben ne diyorsam onu yap. Anons yapıyorsun şimdi. Narat narat. Evet. Dikkat dikkat inişe geçiyor. Ben sana dikkat mi dedim? Nanat nanat dedim. Nanat nanat. Evet. Yani bu kaç natla uçtuğunu belirtiyor. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız. Herif taktı bana ya. Hoca taktı bana. Birazdan Kanada'ya inişe geçiyoruz. Birazdan Kanada'ya inişe geçiriyoruz. Böyle ortasına mı herhangi bir yere mi yoksa? Evet bir... arkadaşım diklemesine iniyorsunuz. Hepiniz öne doğru eğilin. Niye? Arkadaşım uçak öyle mi iner? Nasıl iner? Diklemesine sallanmanız lazım. Evet aşağı doğru bakın. Bak aşağı doğru. Peki aşağı doğru inerken böyle mi oluruz böyle mi oluruz? Aşağı doğru inerken öne doğru olursun. Ama G var. Ne var? G. String değil. G kuvveti. Gerizekalı tamam. İnmişsiniz. Evet. İnme anı. Bitti. İnmişiz. İndiği anda arkadaşım o kadar mutlu sen ol ki. Sen de artık ki. Dümeni bırakabilirsin. Yani bu yaptığın dümeni bırakabilirsin. Evet arkadaşım. Hemen inmişsiniz. İnince sen çok mutlu ol. Bir anda mutluluk. Evet pıtırcık seni. Çok mutluyum. İndiğimize çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar. Kendinize iyi bakın. Dur. Kurt senden önce gidip kurt senden önce gidip babaannenin yemesi lazım. Evet. Ha. Aç yatağı babaanne. O masayı falan çek arkadaşım onun önünden. Çek onu önünden. Çek masayı önünden. Dur lan. Bir kişi gelmesin biri Allah'ın kulu. Evet şimdi sen şey babaanne sen o pembe şeyin içindekini çıkar üfleyerek çal onu. Evet. Yat yatağda. Evet arkadaşım inmişsin kurt sen takıl şeyin kırmızı baş kızgın peşine. Ben senin babaannenin nerede oturduğunu ya biliyorum. Ya neye takılacak evet. O önce gitmiyor mu? Ben neye önce gidiyor? Beraber gidiyorsunuz sonra o önce gidiyor. Evet diğerlerini alkışlarla gönder yerine. Nasıl matematik o ya? Ben ne diyorsam onu yap. 2018 tamam. Futur. Çok şükür. Çok şükür. Elinize sağlık. Tişörtün ters unutma. Hazır. Evet tam giderken kurt bir şey uydur onunla konuş. Ne yapıyorsun? Bagajımı alıyorum. He tamam al. Kurt bir şey uydur. Konuş onunla. Sen niye kırmızı başlık takıyorsun? Efendim? Sen niye kırmızı başlık takıyorsun? Niye kırmızı başlık takıyorsun? Bu mu? Bütün merak ettiğin olay bu mu ya? Bütün bu kainatla ilgili tek buna mı takıldın? Dünya kaç yıl? Anneannemin götüne benziyor. Hala benim niye kırmızı başlık ya sen en son ne zaman aynaya baktın ya? Hadi gidelim gel. Kızsın babaanneme. Sen! Anneanneme gidelim hadi. Yiyeceksen ye şu kadını ben de kurtulayım. Arkadaşım! Hayat sigortası var anneannemin. Babaannem miydi? Babaannen o senin. Evet, yürüyorsun sen pıtırcık bir şekilde zıplayarak. Kurt, sen de onunla konuşmaya çalışıyorsun. Evet. Her şeyi görüyorum. Kızım açtınız, çok hızlı gidiyorsun. Yavaş dur. Abi mikrofon. Mikrofon. Getir abi. Evet. Hatta getir, fitil yap. Kafa sesini alalım. Ya çok saçmasınız ya. Evet. Hazır. Şey, kurt, kurtu alkışlarla gönder yerine. Öyle mi? Evet. Seni yerine gönderiyorum. Kalsın, eve kadar öyle gideceksin. Devamlılık. Abi büyük geçmiş olsun. Ay maşallah. Ve kurt adresi öğrenip senden önce gelmiş. Gelmiş. Ve gir içeriye. Kendim kaşınıyorum hep. Babaanne. Pardon çıplak mıydın? Arkadaşım çıplak falan değil. Ailede var bizim. Gir içeriye. Babaanne, babaanne. Babaanne, babaanne. Nasılsın? Aa, nereden geldin? Ne taraftan konuşuyor? Ağzından konuşuyor. Müzisyen çalsana. Müzisyen çalsana ama adam burada. Nereden geldin? Ta Türkiye'den geldim senin için. Sana annemin en sevdiğin kurabiyesinden getirdim. İnanmıyorum. Arkadaşım bir gariplik var. Efendim? Bir gariplik var. Sor. Evet, normalde daha büyük gözüküyor. Hayır. Sor. Babaanne. Ellerin neden o kadar büyük sor. Babaanne ellerin ne kadar neden o kadar büyük? Seni daha iyi tutabilmek için. Peki Allah affetsin bu... Ayakların niye bu kadar büyük? Arkadaşım ayak yok hikayede. Ya burasının önünü kapattım hiç beni uyarmıyorlar. Ben her şeyle ben mi ilgileneceğim ya? Evet. Şimdi babaannenin yanına doğru çöm. Evet sor.
Babaanne. Babaanne. Gözlerin? Gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Peki babaanne niye mal mal onu çalıyorsun? Ben ya şurada bir şey konuşuyoruz. Değil mi? Yani bir adap var bu. Bir dinler ya. İnsan. Olaya bir müzik katıyorum ya. Orada çalıyorlar zaten. Arkadaşım orman... zaten olay birazdan patlayacak. Babaanne kurdu yemiş. Babaanne kurdu yemiş. Evet. Babaanne kurdu yemiş. Sen onu fark edeceksin. Evet. Şimdi sor babaanne. Evet, evet çıkıyor. Demek ki çiğnememiş. Neresini sor babaannenin? He? Neresini sorman lazım? Ne yapmam lazım? Babaannenin neresini sorman lazım şimdi? Babaannem memeleri nasıl? Neyi sorayım? Neresini sorayım kadını ben? Arkadaşım niye... üçüncü soru neydi kırmızı başlıklı kızda? Şey niye büyük? Gözü niye büyük? Ağzın, ağzın. Heh, bırak. Evet. Şimdi ağzının büyük olduğunu görmek için onu al sen üfle o çalsın sor. Evet. Çok tükürdün mü lan? Tamam ben buradan çalarım sen ver. Babaannesi... Çalarız diye mi bağladınız lan bunu? Arkadaşım! Hocam sen aylık tükürüğünü mü bıraktın buraya? Babaanne senin ağzın niye bu kadar büyük? Ya bir kırmızı başlıklı kız olamadın ya. Bu çok güzel babaanne oldu da. Sor şunu güzel kurtak, bir şey. Kurdu konuşmuyorum bak, biraz. Bak şurada şeyin etrafında zıplayarak dolaşıp soruyorsun hadi. Hadi pıtırcık. Heh. Babaanne senin gözlerin niye bu kadar büyük? Daha ince. Seni daha iyi görebilmek için. Peki senin ellerin niye bu kadar büyük? Seni daha iyi tutabilmek için. Ulan bu ev niye bu kadar küçük peki ya? Arkadaşım. Ne güzel gidiyorduk. He? Ne güzel gidiyorduk. Tamam. Ne güzel gidiyordum. Niye durduruyorsun? Hadi görüşürüz. Hayır gel şuraya. Şimdi üçüncüyü sor. Senin ağzını. Evet. Senin ağzını. Hayır. Yeter ha. Yeter. Niye ağzıyla taşındın buraya? Ağzıyla ilgili konuş. Efendim? Ağzıyla ilgili konuşacaksın şimdi. Üçüncüde. Azeri gibi mi? Ağzıyla ilgili konuşacaksın. Ağzıyla ilgili konuşacak. Senin ağzın niye bu kadar... Ne oldu? Daha ne olsun ya. Senin ağzın niye bu kadar büyük? Kırmızı ol. He? Başlıklı kız ol, evet. Senin ağzın niye bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Yeme lan beni, niye? Doğru cevap ver. Seni kurdu daha iyi... Ya işte kurdu yemiş. Bana ne? Ne sen, senin babaannen? Ya tamam da ben doğurmadım ki, benim babaannem. Yani benden önce olmuş bir şey. Tamam da babaannen kurdu yemiş, hikayenin içine ettin. Bugünden sonra çocuklar ne yapacak? Üzüldün mü sen? Evet. Aa, kıyamam sana. Arkadaşım. Ben de babaanne iyiyim mi? Arkadaşım şımarıklık yapma. 100 senelik hikayeyi babaanne bitiriyor. Ya 100 senedir saçma bir hikaye. Kurt babaanneyi yer de ondan sonra kıza yutturur mu kendini ya? Zaten hikayede yamukluk var. Sen 100 senelik hikayeyi beğenmiyor musun? Kıza bak, bu yaşta Kanada'dan geliyor buraya. Ve kurt beni yedi. Yer miyim lan ben bunu? Başıma gelenlere bak. Allah'ın geri zekalısı. Neyi becerdin ki bunu becereceksin zaten? Gene suç bende. Cin fikirli. Çok mu zeki sanıyorsun kendini? Hayır da mantık var yani. Ne mantığı lan? 1000 oyun oynadık. Mantık mı aradık bir oyunlarımızda? İşte hala 1000. de vardır umuduyla geliyorum ben ama yok. Gel öne. Aman be her şey bana ver selamını. Tamam teşekkür ederim. Bak. Kendi yok. Görüşmek üzere. Eyvallah, sağ ol. Aşağı. Arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi.